ben size sunum yaparken arada sunum sırasında sorular girebilir. Ama sorularınız lütfen kişisel olmasın. Şahsına yönelik olmasın. Yani genele fayda sağlayacak sorular. İnteraktiflik onu gerektirir. Yani sorduğunuz soru hem size hem çevrenize artı bir değer katmalıdır ki hani o soru sorulmaya değer olsun. Onun için öyle gidersek hızlı da gitmek zorundayız. Çünkü bugün size 300'e yakın slide gösteriyorum. 300 slide içerisinde vakalar da var. Ve mümkün olduğu kadar Special Needs, Autism Treatment Plus bu şekilde genelde otizmle ilgili enstitüler, kurumlar oralarda eğitim aldım, çalıştım. Bunlar benim eğitim aldığım üniversitelerin logoları. Şunlar şu anda üyesi olduğum dernekler. Çok sayıda var ama şu an bugüne ilgilendirenler bunlar. Şu anda çalıştığım kurumlar şu dördü. Şu anda danışmanlığını yaptığım, hocalığını yaptığım enstitüler. Bugün burada anlatacağım her şey hepsi bu kitapta var. Bugün tabii vaka takdimlerini de vereceğim için bu kitabın biraz dışına çıkacağız. Ama bu kitabı 5 manat civarında bir fiyatı var. Türkiye'den sipariş edip getirtebilirsiniz. Son derece sade bir dille yazılmıştır. Medikal terimler çok kullanılmamıştır. Özellikle anne babalara yönelik yazıldığı için sizler çok rahatça anlayacaksınız. Yazarlardan biri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanı ünlü Profesör Ahmet Aydın'dır. Maalesef Mart 12'yi kaybettik. Şu anda o kitaptan bir tek ben kaldım. Onun için elinizdekini tepe tepe kullanın çünkü gerisi yoktur. Bir daha geri dön. Otizme çözüm var. There is a solution for autism treatment. İngilizcesi böyle. Yani her zaman bir solution vardır. Önümüzdeki ay Moskova'da sorunlar ve çözümler otizm için sorunlar ve çözümler konferansı var. Moskova Otizm Enstitüsü tarafından düzenleniyor. Amerika'daki Autism Research Institute'la birlikte düzenliyorlar bu konferansı. Uluslararası bir konferans. Amerikalı konuşmacılar da var. Ben de yine böyle bir workshop'ı orada da yapacağım. Ayrıca hiperbarik oksijen tedavisinin otizmdeki üzerindeki etkisini benden talep ettiler. İki ayrı konuşmam olacak. Çoğunuz Rusça bildiğiniz için yani katılabileceğiniz bir konferans ama konferans dili İngilizce olacak anladığım kadarıyla. Fakat Rusça tercümesi olacaktır. O yüzden yani sizin ilginizi çekebileceğini düşünüyorum. Benim e-mail adresim adım soyadım cemkinaci@gmail.com. Bunu yazın. Bu konferansa katılma fikri olanlar bana mail atsınlar. Çünkü konferans programı daha henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında bana mail atan herkese ben bu programı yollayayım ki haberdar olsun. Hani fiyatı bilmiyorum, programa kimler gelecek bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, 2 senedir yapılıyor bu, 3. senesi. Autism Research Institute başkanı ile bu enstitünün başkanı bu konferansta eş başkan. Yani Amerika, Rusya ortak konferans. Hiç yan yana gelmezler ama bu konuda geldiler. Onun için önemli olduğunu düşünüyorum. 2 senedir yapılıyor, bu 3. sene olacak. İlk 2 senedeki konuşmacılara baktım. Yani programın neredeyse yarısı Amerikalı doktorlar gelmiş. Bu sene de muhtemelen yine aynı şey olacaktır. Bazıları arkadaşları, iyi tanıdığım insanlar. Onun için bilginiz olsun.
Bunu bir kenara bana mail atın. Biz bu konferansla ilgili bilgiyi, haberini bekliyoruz diye. Ben onların listesini çıkartayım. Geldiği zaman size yollarım. Mayıs'ın son haftası. Evet. Şimdi tekrar başlayalım. Otizm yaygın gelişimsel inkişaf bozukluğu olarak söylüyorum. Yaygın inkişaf bozukluğu içerisinde en çok bilinen. Niye? Çok sık görülüyor. En fazla can yakan o. İnsanların en çok dert edildiği konu. Her çocuk farklı. Her çocukta belirtilen ve bu hastalığın belirtileri, bu belirtileri oluşturan nedenler, hastalığın izlediği yol, hepsi farklı olabiliyor. Otizm çocuklarda bazı hormonlar, bazı enzimler, mineraller, aminoasitler, çok dengesizlikler var. Sık olarak bağışıklık sistemi gelir. Büyük çoğunlukta ağır metallerden zehirlenme söz konusudur. %85'ten fazlasında şey vardır. Varsa hazım sistemi problemleri vardır. Geçelim. Şimdi bu haftaki yoruklar tabii burada iyice silik çıkmaya başladı. Otizmin başlıca belirtilerini bilmeyeniniz var mı? Psikoloji okuyorsunuz. Otizmin belirtileri. Bilmiyorsunuz. Şöyle bakın. Genellikle başkalarıyla temasta diğer çocuklarla özellikle temasta bir azlık vardır. Devam edelim. Konuşma güçlüğü vardır. Veya hiç yoktur. Seslere karşı aşırı bir hassasiyet. Bazen ben şeye de inanıyorum. Bu köpek düdüğünü mesela biz duymayız. Köpek duyar. Onların bazı frekansları algılayabildiğini düşünüyorum. Çünkü mesela sebepsiz yere oynarken birden kulaklarını tutuyor çocuk. O bir şey duyuyor. Ve o duyduğu frekans onda bir acı hissi oluşturuyor. Ve o ellerini kapatıyor. Durup dururken hiçbir şey yok. Biz duymuyoruz çünkü. Bize göre hiçbir şey yok. Ona göre var. Evet. Oyuncaklarla amacının dışında bir oynama söz konusu. Devam edelim. Alışkanlıkları değiştirmekte zorlanma var. Nedensiz ağlama, nedensiz gülmeler. Tehlikelerin genellikle farkında değildir. Üstüne gelen arabadan kaçmayı düşünmez. Aşırı hareketleri veya tam tersine içine kapanıp hiçbir şeyle ilişki kurmama var. Dokunmaya karşı ya çok duyarlıdır, dokunduğumuzda istemez sizi iter. Bazı bebekler öyledir mesela, anne sarıldıkça anneye de ağlar. Bırakır anne, rahatlar çocuk. Veya çok fazla böyle sarılmak ister. Şimdi bir takım objelere karşı ilginç takıntıları olabilir. Mesela bir için unutmuyorum, benim çocuğum bir gün bir diş macununu aldı, yapıştı. 3 gün bırakmadı elinde. Ondan yattı, ondan kalktı. Sonra tesadüf balkondan düştü o, kurtuldu. O sayede kurtulduk. Yani düşürmeseydi, daha kim bilir kaç gün biz o diş macununuyla gezip dolaşacaktık. Evet, en önemli belirtisi anneleri korkutup doktora getiren, göz temasının olması. Bakmıyor çocuk size. Yani sizin içinize bir yere bakıyor, size bakmıyor. Veya işte göz temasının kaçırıyor. Rahmetli hocamız, öğren Ahmet Aydın hocamız, o bir asperger. O da öyle göz teması bakmazdı. Şimdi sizden konuşuyor, şöyle. Otizmde şu vardır, otizmde bilmem ne vardır, havalara bakıyor yani. Size bakan ya. Hiç unutmam, asistanı bir gün anlatıyor, bir de yardımcısı var, doçent. O da öyle. Doktorlar biliyorsunuz vizit yaparlar sabahları. Şimdi ikisi çıkmışlar vizit yapıyorlar, asistan da bir şey anlatacak. Hocam diyor, gittim diyor, biri bu tarafa bakıyor, biri bu tarafa, hangisine, ne diyeceğim, bir şaşırdım diyor, kaldım böyle, ondan sonra dedi ki, niye konuşmuyorsun diye bir fırça. Bir de azar işitmiş o yüzden. Halbuki çocuk kime konuşacağını karar verememiş. Çünkü ikisi de başka bir tarafa bakıyor. Evet.
aranızda pek çok genç hanım var. Bir kısmınız bekar, bir kısmınız evli. Evleneceklere şu sayıya bakmalarını rica ediyorum. 10.000 çocuktan, uşaktan bir tanesi otistti. 80'de. Şimdi bakın 50 çocuktadır. Bu geçen sene, evvelki seneki rakam. Geçen sene bu rakam 38'e yükseldi. 38 çocuktan biri. Azerbaycan Bakü çoğunlukta yaşadığı için nüfusun önemli bölümü ve Bakü'de petrolün içinde oturduğu için toksik maddelerin aşırı miktarda yüksek olduğu bölge için bu sayı bence iki katına yakın. Yani 25'te biri yakalar. Bunu niye söylüyorum? Yani çocuk yapmadan önce hamile kalmayı planlayarak yapın. Planladığınızda önce vücudunuzda detoks yapılmasını sağlayın. Yani toksinlerin şöyle bir yıl kadar atılmasını sağlayın. Daha temiz bir vücuda gelen çocuk daha sağlıklı olur. Tabii ki toksinleri tamamını temizleyemezsiniz. Ancak ne kadar azsa riski o kadar azaltırsınız. Devam. Beyindeki hocam bu çok önemlidir. Çok. Bizde hamile kadınlar hiç... Ben size birazdan ağır metalleri gösterdiğinde şunu göreceksiniz. İnanılmaz sorunlar var. Ve maalesef Azerbaycan'da bu tür çocukların aileleri bu çocukları sokağa çıkarmadığı için sen hiç böyle çocuklar yokmuş sanıyorsun. O kadar çok ki. Nereden biliyorum? Genellikle böyle çocuğu olanlar eşler, yoldaşlar kaçıyor. Yalnız anneler var. Bekar, boşanmış bir çocuk. Ondan boşu adamın yaptığı bir tek şey var, para oluyor. O kadar. Yani boşanmasa bile ayrı yaşıyor. Kaçıyor. Psikologlara düşen iş. Bu büyük bir travmadır. Bu büyük travmayı özellikle baba bu travmadan çok korkuyor. Yani o çocukla yaşamaktan nefret etmiyor. O çocukla yaşamayı kaldıramıyor. Erkek kadından çok zayıf bir varlıktır. Kadın çok güçlü bir varlıktır. Yani Allah o yüzden kadına vermiştir çoğalma kapasitesini, çocuk bakmayı, insanlığın gelişmesini, öğrettiği her şeyi kadına vermiştir. Erkek kaba kuvvet dolaşır. Aynı aslan gibi. Dişi aslan gider yakalar. Erkek aslan gelir pençesini koyar. Bir de hocam. Bizde yanlış diagnozun koyulması var. Mesela şimdi çok zaman bilmirler autizm olduğunu. Mesela sizde de say hastalık. Bunu daha farklı bir ağır hastalığı bilirler. Şimdi şöyle söyleyeyim o konuda. Bakın. Psikiyatride bir sıkıntı var. Şöyle bir sıkıntı. Her şeyi kategorize etmeye çalışıyorlar. Şu otizm, yani çok otizm, az otizm, orta otizm, %40-50 ya böyle yüzdeler yok. Yani şimdi bu hanıma bakın. Bu hanım %55 hanımdır. %75 hanımdır. Bunu diyebilir misiniz? Ya hanımdır ya değildir. Şimdi önemli olan bu odanın içine girmesidir. Önde oturma, arkada oturma çok bir şey değiştirmiyor yaşamda. Çünkü çıkış kapısı tek. Herkes için aynı. Dolayısıyla tedavi aslında hiperaktivitede de aynıdır. Otizmde de, ağır otizmde de aynıdır. Sadece şiddeti değişir. Dolayısıyla kategorize etmek bir şey değiştirmiyor. Aa, ne var? Bunu bir mental hastalık olduğunu sandıkları için yıllardır hiçbir fizik tedavi yapılmamakta çocuklara. Hiç yapılmıyor. Dolayısıyla çocuk iyileşmiyor. İyileşmeyince de diyorlar ki otizmin tedavisi yoktur. O sizin sandığınız otizm. Benim sandığım otizmin ise bir çözümü var.
Hocam, niye var? Klasik çocuk, autizm maddeler, klasik, en daha ağır bir form. İşte diyorum ya, otizm koskoca bir yelpaze aslında. Bu yelpazenin neresinde olduğunun aslında çok önemi yok. Bu psikiyatrideki sınıflandırmadır. Çünkü bakın doktorun yaptığı işte neticede bir mal satmak. Nedir o mal? Bir tanı. Diagnoz satıyorsun. Hasta sana geliyor, bir para ödüyor. Sen ne vereceksin ona? Bir diagnoz vereceksin. Bir şey söylemek zorundasın. Mesela şu yaygın gelişimsel bozukluk, yani inkişaf bozukluğu. Ne demek aslında? Aslında ben bu çocuğun tanısını koyamadım. Hiçbir fikrim yoktur. Ama bu çocukta bir gelişim sorunu vardır. Al sana tanı. Tıbbi bir isim altına koyar. PDD'den al sana tanı. Bu verilen paranın karşılığında verilen hizmettir. Çünkü buzdolabı almaya gittiğince paranı veriyorsun, buzdolabını alıyorsun. Sebze alıyorsun, et alıyorsun. Verdiğin para kadar alıyorsun. Ama tıp öyle bir şey değil ki. Tıba gidiyorsun, bu kadar para veriyorsun, şu kadar sonuç alıyorsun. Veya tersine, bu kadar para veriyorsun, kocaman sonuç alıyorsun. Çok değişkendir. Tıp dışındaki bütün marketingler, para ve mal ilişkisi doğru orantılıdır. Tıpta ters orantılı olabilir. Onun için tıpta kesinlikle sınıflandırmalardan uzak durun. Sınıflandırmalar, işte bu, mesela devlet diyor ki, sigorta şirketleri mesela, şuna bu kadar faiz para ödenip buna bu kadar faiz. İşte o, bunlar sınıfladıkları için onlar, doktor da mecburen sınıflıyor ki kaç para alsın. Yani buradaki iş aslında tıbbi değildir. Sosyaldir ve daha çok iktisadidir. Evet. Şunu söyleyeyim, bakın. Neler otizmi tablosunun ortaya çıkmasına neden oluyor? Ya kan akımı değişiyor beyinde, ya toksik maddeler birikiyor ve bir hasar. Bu hasarı oksijensiz kalma da oluşturabiliyor. Enfeksiyonlar da oluşturabiliyor. Devam edelim. Tabii ki buna bir genetik altyapısı olması lazım. Genetik altyapı olmadan hiçbir şey olmaz. İnsan geni beslenmeden etkilenebiliyor. Yani yediğiniz, içtiğiniz her şey genlerde açılma ve kapanmalar yapabiliyor. Genler çevresel faktörlerden çok etkilenebiliyorlar. Çünkü bakın radyasyon geni değiştirir. Toksik madde geni değiştirir. Yediğiniz, içtiğiniz her şey gen düzeyinde etkilidir. Bir virüs girer, virüs kendi genlerini bizim genlerimizin üzerine koyar. Benim genim sola gidiyorken virüs yüzünden sağa gitmeye başlar. Ters bir işlem geliştirir. Genler kapanıp açılabilir der bakın. Genler sabit değildir. Biz eskiden şey sanıyorduk. Burada alnımıza yazılıyor bir kader genlerimiz. Öyle yaşıyoruz. Hayır değil. Genler gün içerisinde bir saat gibi böyle tik tak tik tak 20 defa aç kapa aç kapa. Genler hareket ettikleri için aslında çalışıyorlar. Durdukları içindir. Şimdi bakın ne oluyor? Bazen açıktayken takılıyor. Diyelim ki bir hormon üreten bir gen bu. O hormonu sürekli üretiyor. Ondan sonra sen o hormondan dolayı deliriyorsun. Veya kapatıyor. Hiç üretmiyor. Onun eksikliğinden dolayı bir sürü sorun yaşıyor. Şimdi bizim otizmde rastladığımız genler bu tür bozulmalar değil. Devlet memuru genler. Arada bir keyfi gelince çalışıyor, bazen çalışmıyor. Bugün git, yarın gel yapıyor, bazen işe gelmiyor. Onun gibi düzensiz, aritmik, ritmi bozuk çalışan genler bunlar. Bu genler yüzünden çocuklarda dönem dönem farklı davranış modelleri, farklı metabolik problem. Onun için çok değişken. Onun için otizm çok karmaşık. Çünkü otizmlik çocukların bulguları sabit değil. Sürekli adres değiştiriyor. Mesela bir evin yeri bellidir. Burada adres, işte şu sokak, bu numara.
Ama bu çocuklar aynen bir karavan gibi, motor karavan gibi. Her gün başka bir yerde ikame ediyorlar. Olur. Herkes psikolog olabilmez. Yani ailelerde ve ailelerin her birinde de belə uşaq doğulabilir, dünyaya gelebilir. Ona göre bunu adi, yani herkesin başa düşeceği dildə izah etmək lazımdır ki, cəmiyyətə çatdırabilir biz de. Cəmiyyətin başındaki kişilerin öncelikle bu konuda yardım etme fikrinin başa düşmesi lazım ki, algılasınlar. Sizin bir şansınız var, başınızda Mihriban Hanım gibi bir hekim var. Ben onu çok takdir ediyorum, izliyorum. Şu 2015 olimpiyatları bir bitsin şu anda oraya şeyler. Olimpiyatlardan sonra çok şey konuşacağız. İnşallah. Bu konuda randevumuz var. Yani bunu adi bir dilde insanlara, çünkü ben Gencişehir'e gelmişim. Oradaki insanlara bunu çaktırmak için, her bir aileye bunu çaktırmak için neyse bir adileştirmek var, sadeleştirmek var. Eğitim programları açılıyor sürekli olarak. Azerbaycan son 10 yıl içerisinde dünyada en hızlı inkişaf eden ülke. Önümüzdeki 10 yılda bence rekor kıracak düzeyde yapacak. Benim burada olma nedenim de işte bu inkişafta bir damla benim de katkım olursa atalarımı borcunu ödemiş olur. Benim atam da burada. Detoksifikasyon bozuluyor. Bu polimorfizm dediğim şeyler işte o bozuk genler. Otoimmün hastalık öyküsü çoğu ailede var. Şimdi zemin hazırlayan etkenler var bile. Neler zemin hazırlıyor? Yani predispozan faktör. Sanırım hepiniz İngilizce biliyorsunuz. Çünkü burada İngilizce bir eğitim varsa biliyorum. İngilizce bilmeyen var mı? Birkaç kişi. Tamam. Yani arada bir İngilizce terimlerle destek verebilir miyim? O açıdan sordum. Predispozan faktörler, hazırlayıcı etkenler. Bir zemin. Mesela annenin ağzındaki amalgam diş dolguları. Bu gri renkli, gümüş renkli dolgular. Deri ürünlerinin tüketimi. Ya Hazar, dünyanın en kirli ikinci denizi. Birinci Balkan, ikinci Hazar. En fazla toksik maddelerin bulunduğu ve bu yüzden işte balıkların zehirlendiği bir bölge ve siz oradan çıkan balığı alıp afiyetle yiyorsunuz. Aşılar, çevresel koşullar, meslek, kebelik önleyici hatlar, bunlar annedeki sorunlar. Ama çocuklar doğuyor, hemen aşı. Ya bir bismillah bir zehir almadan birkaç ay geçirsin şu çocuk. Çevresel koşullar, antibiyotikler, hadi aşı yiyince hastalanacak. Aşı olmamalıdır. Hayır, öyle bir şey demedim. Aşı peki nasıl? Aşıların, peyventler nasıl yapılmalıdır? Çocuk hasta değilken. Hasta, bakmıyor. Günü geliyor, bastırıyor peyventi. Ya bir dur, çocuğun bağışıklık sistemi bir kendini toplasın. Savaşabilecek konumdayken yapılması lazım. Onu yap, ona dikkat et. Anlıyorum. İşte sorunlar burada. Bunların değişmesi lazım. Ben o yüzden üniversiteye dedim ki pediatri fakültesine. İşte pediatri üniversitesine dedim ki, tıp üniversitesine, pediatri fakültesine bana dedi ki hocalık ver. Ben senede iki defa geldim. Tıptaki inkişaflar, son gelişmeler neler? Bunu pediatri asistanlarına öğreteyim, rezidentlere. Rezidentler öğrenecek ne olacak? Uzman olacak bir süre sonra. Nasıl uzman olacak? Hiçbir şey bilmeden. Yani sıkıntı eğitim kalitesinde, onu düzeltmek lazım. Ve ben dedim ki ben bunu pulsuz, parasız, her şeysiz gelir yaparım. Senede iki defa bana 5 saat verin yeter. Şu 5 saati bana verin, ben 5 saatte o hekimleri bilgi düzenini buradan alıp buraya koyarım. Evet. Geçelim. Bakın. Enfeksiyonlar derken bu virüs olabilir, bakteri olabilir, hatta mantar olabilir. Şöyle bir kene ısırdığında bakın şöyle bir leke oluşturur. Bu kenenin taşıdığı borrelia Amerika'da 100 vakadan 85'inde var. Buralarda yaygın değil. Burada Lyme az. Yani Azerbaycanlı çocuklarda bu az görülüyor.
Ama Azerbaycanlı çocuklarda sık görülen bir şey var. Sitomegalovirüs. Çok sık. Annelerde çok yaygın. Sitomegalovirüs taşıyıcısı annenin çocuğunda otizm olma ihtimali diğer annelere göre 2 kat fazla. Devam. Peki hocam, o nerelerden bulaşan bir şey bakteri? Biraz şu anda sana bulaşıyor olabilir. Havada mı var yani? Bağışıklık sisteminizi ayakta tutmanız lazım. Tutamazsanız her yerden bulaşır. Mesela bozulmuş detoksifikasyon, yani vücudun kendini toksinlerden temizleme kapasitesi düşüyor. Metilasyon, sülfasyon, sistemi eksikliği, glutasyon. Bunları bilmenizin çok da gerek yok. Şunu demek istiyorum. Bu çocuklardaki sorunun başlangıcında dışarıdan çok toksin girmesi değil, içeride herkesin aldığı bir miktar toksin var. Ama biz 100 alıyoruz, 100 faiz temizliyoruz. Bu çocukların sorunu 100 alıyorlar, 99 faiz temizliyorlar. Kötü değil. Ama o 1 faiz, bugün 1, yarın 2, öbür gün 3, sonraki gün 4 bakın. Artıyor sürekli. Birikiyor çünkü. Buraya şimdi işte 90 kişi girdi, 89 kişi çıktı. Bir kişi kaldı. Ertesi gün yine 90 kişi girdi. Yine 80 diye olacak. Bir süre sonra burası tam girişini sağlanamadı. Kullanılamayan bir oda haline geldi. Evet. Ağır metaller yükleniyor. Oksidatif stres artıyor. Özellikle aşıların içindeki timörsel, arsenik, kurşun. Bunlar mesela balıkta çok var. Bu glutatyon, metatyon ve diğer antioksidanların yetmez hale gelmesi. Mineral yetmezliği. Dün bahsettim. Çinko. O beyaz lekeler. Herkes bir tırnağına baksın şu anda. Tırnakların üzerinde beyaz leke olan kaç kişi var? Şu anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bakın bu şu anda var. Ama hayatınızın bir döneminde daha küçükken veya daha sonra bu beyaz lekelerden gördüğünüzde şunu düşünün. Bağırsağınızın o minik delikleri normalden daha geniş. Böyle olması demek vücuda aldığınız minerallerin istediğiniz şekilde değil, istemediğiniz şekilde gelmesidir. Şimdi bakın burada bu kadar bekar bayan var. Bayanların hepsinin dikkati şu kapıdan bir bekar yakışıklı bir delikanlı girdiğinde gözü oraya bir döner. Acaba beni mi seçer? Evlenebilir miyim? Peki bu delikanlı kapı çok geniş olsa, kolunda yoldaşıyla gelse, hiçbiriniz bakmazsınız. O bu kapıdan girer, orada bir yere oturur veya çıkar gider. Şimdi bakın, o kapının dar ya da geniş olması bu kişinin bekar ya da evli olarak kapıdan girmesini değiştiriyor. Mineraller de böyle. Bekar girerse içeride evlilik yapıyor. Evli girerse hiçbir evlilik yapmadan atılıyor. İşte bu tırnağımızdaki o beyaz leke evli giren bir çinko. Kapı geniş demektir bu. Kapınız geniş. Ha yine bekar girebilir. Çünkü bekar da girmese, hiç kimse evlilik yapmasa nüfus çoğalmaz. Yani o kapı geniş olduğunda hem bekarlar hem evliler giriyor. Ama dar olduğunda sadece bekarlar giriyor. 100 faiz işlem yapılıyor. Açık olduğunda 100 faiz olmuyor artık. 80 oluyor, 50 oluyor, değişiyor. Yani ve bu bir sürü şeyi çıkartıyor. Onu birazdan yeri gelince anlatacağım. Zinc. Zinc. Bağırsakta kötü bakteriler, mantarlar, virüsler artıyor, emilim bozuluyor, hazım bozuluyor ve otistik enterokolit dediğimiz bir tablo çıkıyor. Devam. İmmün sistem zayıflıyor çünkü niye zayıflıyor biliyor musunuz? İmmün sistemin nerede ikamet ettiğini bileniniz var mı?
bağırsakta. Bizim ordumuzun kışlaları bağırsak, bağırsağımız bozuk olursa kışlalar yıkılır, ordu olmaz. 80% immün sistem bağırsaktan hareketlenir kışlalar. Dolayısıyla bağırsak vücudumuzdaki en değerli organdır. Bakın beyin demiyorum, kalp demiyorum, karaciğer demiyorum, bağırsak. Çünkü bağırsak bir ordunun, bir ülkenin ikmal merkezidir. Her şeyi oradan alsın. Orası bir gross market, süpermarket. O markette her şey var. O market kapat, bağla orayı. Nasıl yaşayacak? Yaşamı sonlandırır. Evet. İmmün sistemin sign'ları yani bulguları, semptomları. Bakın alerjik bir yüz, egzema, mantar olması falan. Ve bu şekilde otizme yatkın, yani otizm olmaya müsait çocuklar, bu şekilde doğan çocukların bağışıklık sistemleri düşük, hormonlar azalmış, bozulmuş, alerjiler var, sindirim sistemlerinde bozulmuş, hasım sistemlerinde bozulmuş ve buna bağlı beslenme yetersizlikleri ile dünyaya geliyorlar, böyle geliyorlar. Devam edeyim. Şimdi bu yüzden de geçirgenlik sırasında bazı proteinleri iyi parçalayamıyorlar. O protein yapılan içindeki opioid türevi dediğimiz yani morfin benzeri ürünlerin bağırsaktan içeri girmesi söz konusu oluyor. Demin dedim ya, o delik küçükse sizin ihtiyacınız olan şeyden geçer. Delik büyükse ihtiyacınız olmayan, aslında istemediğiniz şeyler. Bakın bayanlar evde un eler. Bilmiyorum, gençler ediyorum ama eskiden eler. Elediğiniz zaman ne kullanırsınız? Elek kullanırsınız. Niye? Çünkü kevgir kullanırsanız o unun içinde istemediğiniz taşlar, şeyler aşağı düşer. İstemediğiniz şeyler yiyeceğinizin içine girer. Onun için o bağırsak deliklerinin küçük ya da büyük olması çok önemlidir. Devam. Bu sağlıklı bir bağırsak. Bu da geçirgen bir bağırsak. Sağlıklı bağırsaktan sink tek başına geçti. Geçirgen bağırsaktan bazen tek başına, bazen de evde olarak geçti. Ne oldu? İçeride bir geçirgen bağırsak sendromu dediğimiz. Leaky gut. Leaky, geçirgen. Yani akıtan, tutmayan bir bağırsak sistemi. Bunu da geç. Bakın şu normal bir yemek borusu, bu otistik bir çocuğun yemek borusu. Bakın pütür pütür. Devam. Erozyon var, bakın kırmızı olan kısımlar. Bu bir gastrit tablosu, mide iltihaplanması. Evet. Bu çok enteresan bir çalışmadır. Şöyle hap büyüklüğünde kamera. Yutturuyorsunuz çocuğa. Başlıyor gezmeye içeride. Bir gün, iki gün geziyor, üçüncü gün atılıyor. O arada sürekli yayın yapıyor. Nakben yayın, televizyon şey gibi, yayın aracı gibi. Ve siz bunları izliyorsunuz. Bakın o izlemeler sırasında bu kırmızı alanlar var burada görünen. O kırmızı alanların hepsi enflamasyon. Bu sürede, evet devam edelim. Şunlara bakın. Aft. Ürser. Bir tanesi ağzınızda olsa hemen böyle canınız yanar. Çocuğun bağırsaklarında on binlercesi var. Evet. Bu yüzden tam enterik enflamasyon diyoruz. Yani yemek borusundan başlıyor, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, hepsinde bir enflamatuar proses söz konusudur. Devam edelim. Bu yüzden karın ağrıları, kronik ishaller, kronik kabızlık, gaz çıkarma, geğirme, geceleri uyanma. Çünkü ağrıdan. Bir de izah edilemeyen gerginlikler. Çünkü böyle bütün gün karın ağrısı olduğu için gerginlik. Sınıfta oturamaz, ders dinleyemez. Siz böyle ders dinleyemeyen bir çocuğu oturtacaksınız, bir şey öğreteceksiniz. Durmuyor ki çocuk.
Dikkati burada çünkü. Dikkati burada. O yüzden diyorum ki sakın şeker verme. Verdiğiniz her şeker, her kalp ürün bu çocukta bu sihir ağrıyı daha arttırıyor. Ve ondan sonra siz oturtmaya çalışıyorsunuz. Bak diyorsunuz, bu üçgenin sarıya boyarsan sana bu şekeri vereceğim. Şimdi onu alabilmek için onu yapıyor ama onu yedikten sonra iki tane, üç tane şeker de versen oturamayacak duruma geliyor. Yani buradaki bazı uygulamalar yanlış. Bakın şunu. Çok dedi, karın üstüne baskı yapıyor ki ağrı azalsın. Evet. Şiş bir karın var bakın. Böyle şişmiş. Tedaviden sonra bakın nasıl düzelmiş. Nedir tedavi? Hazım sisteminin rahatlatılması. Zor bir şey değil yani. Ama bilirsen yaparsın. Karşınıza gelen çocuklarda bakın karınlar şiş. Karın şiş olan bir çocukla ders yapmanız, ona herhangi bir eğitim vermeniz inanın söz konusu olmuyor. Çok zor olur. Hocam evet. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi siz o böyle belirtileri ve karın ağrısı, ishal falan söylediğince bu çocuklarda pratik kalp rastlanabilir mi? He? Bu pratik kalp rastlanabilir mi bu çocuklarda? Yani belirtilere aynı gibi. Hadi. Yani krona da benziyor birazcık belirtileri. Kesinlikle. Kron hastalığı eşlik ediyor zaten. Bazı yani çocuklarda, bazı çocuklarda kron eşlik eder. Bu bir hocadan bahsettim en başta. Aha, Ahmet Hoca benim konferanslarından birine ilk katıldığımda şunu söyledi. Ben tanımıyordum o zaman kendisini. Beni izlemeye gelmiş. Böyle bir doktor vardı. İzledikten sonra kalktı şunu söyledi. Bakın dedi, ben de dedi işte beslenme hocasıyım. Şöyle böyle. Ben de dedi kron hastaları geliyor bize. Bu kron hastalarında bakıyorum otistik davranışlar var. Kronu tedavi ettiğimizde otistik davranışların azaldığını görüyoruz. Bu doktor dedi çok doğru konuşuyor. Çünkü dedi o beyindeki problemler bence de dedi bağırsaktan başlıyor. Ve öyle benim yanımda durmaya başladı. Biz öncesinde tanışmıyorduk. Aynı fikri savunduğu için benim yanıma durdu, birlikte kitap yazdı. Herhalde bir 150-200 civarında konferans birlikte yaptık. Dünyanın her yerine gittik geldik. Ve öyle büyük destek oldu bana. Ki Türkiye'nin en meşhur, en iyisidir. O aynı zamanda bu Taş Devri Diyeti kitabı vardı onun. Çok meşhur bir kitap. Güncel 7'den 77'ye 70'i Taş Devri Diyeti falan. Taş kitap yazarı. Evet, devam edelim. Bakın, böyle her zaman kapısı olmuyor değil mi? Böyle bulaşık, sindirilmemiş, hazmedilmemiş gıdalar. Bakın, biraz probiyotik veriyorsunuz, hemen şöyle şekilli bir kakaya dönüşür. Devam. Geçirgen bağırsak, gıda alerjileri, soya, gluten ve kazeini hassasiyet oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Devam edelim. Bakın, mantarlardan bahsettim demin. Bu işte pamukçuk, göbelek diyorsunuz değil mi? Göbelek. Bu da bağırsaktaki göbelek. Ağzına aşağı iniyor, orada yerleşiyor. Siz sanıyorsunuz ki hastalık geçti. Yıllarca içeride şu duruyor, çoğalıyor ve bağırsak geçirgenleri bozuyor. Şuradan anlayabilirsiniz. Çocuk bir gaz çıkarır, Allah der, felaket, oğlum batırdı, batırdı. O kadar kötü kokar. Tuvalete girer çıkar, kakası böyle çok kötü kokar. Kızlar, bir erkekle evlenmeden önce onu evinize davet edin. Annenizle babanızla tanışsın, hatta birkaç gün evinizde misafir kalsın. Babanız evde bir kere tuvalet yapmış olsun, mecbur kalsın yapmaya. O adamın çıktığı tuvalet kokuyorsa vazgeçin. Kokmuyorsa helal olsun. Hocam düzelen bir şey değil mi bu? He? Düzelmiyor mu? Ama bağırsak geçirgenliği bozuk olduğu için o yaşa kadar, o yaşa kadar çok metal biriktirmiştir. O metallerden zaten yeterince bir genetik altyapı problemi vardır. O tabii ki düzelir.
Ama çocuğa onun genetik altyapısını veriyor. Sen yangın sorununa göre... Annede de bu problem varsa, bir de babada da aynı şey eklenirse, yarım bardak oradan, yarım bardak buradan eder iki bardak. Ama siz kendinizden eminseniz, ben gayet iyi durumdayım, ben sıfır bardağı diyorsanız, o yarım bardağı alabilirsiniz. Şimdi autizm küçük yaşların hastalığı. 40 yaşındaki karşılaşacağın şey farklıdır. Niye? İlk 3 yaş beyin gelişim çağıdır. Orada tohumları ekeriz. 3 yaştan sonra 4'ten 12'ye kadar o tohumlar fidan olur. Ağaç olur, meyve vermeye başlar. 12 yaşından sonra sadece meyve yeriz. O ağaçlar eksilir, yok olur, biz de ölürüz. Ama bu süreçte, erken dönemde etki yaptığında otizm, epilepsi, bu tür şeyler. Daha ileriki yıllarda etki yaptığında MS, daha ileride Parkinson, daha ileride Alzheimer, bakın farklılaşıyor. Sonuç farklılaşıyor. Niye? Bu otizm bir araba kazası gibi. Birinci kilometrede kaza yaparsan duvara çarparsın belki. İkinci kilometrede kaza yaparsan başka bir yere çarparsın. Hep duvar yok çünkü. Belki bir çaya uçacaksın, belki denize uçacaksın, belki bir tarlaya gireceksin, hiçbir şey olmayacak. Yol boyunca nerede yoldan çıktığın önemlidir. Hepsi bir yoldan çıkmaktır ama yoldan çıkarken nerede yoldan çıktığın çok önemlidir. O yüzden çok farklı var. Herkes farklı bir kilometrede yoldan çıkıyor ve herkes o sırada yolda yanında farklı bir şeye çarpıyor. Hiçbir otistik çocuk bir diğeriyle aynı değildir. Ben 10.000'e yakın vaka gördüm, 10.000 farklı hasta gördüm. Hiçbiri asla aynı olamaz. Nasıl siz aynı değilseniz, bu da öyle. Hocam o zaman farklılık değiller, hastalığı değiller. Ama... Şimdi o şey, annelere incitmemek için söylenen bir laf. Otizm bir farklılık. Aman ne farklı. Öyle bir farklılık ki adamın başını belaya sürüyor. Bizde de çok farklı bir çocuk var evde. Hocam bir de 40 yaşından sonra evlenirse, çocuk dünyaya gelirse... Bu tür sorularınızı, bu tür sorunuzu sona bırakın. Mesela yaşla birlikte otizm riskinden bahsedeceğim. Mesela bu mantığı vücutta olup olmadığını anlamak için çok basit bir deney var. Bir bardak alın. Su. Çocuk üstüne tükürsün. Böyle süzülüyorsa aşağıya veya arada böyle partiküler ya da dibe çöküyorsa ne kadar aşağı iniyorsa o kadar çok mantar olma ihtimali vardır. O zaman gidin dışkı testi yaptır. Üste kalırsa mantar olma ihtimali hemen hemen yoktur. Sıfır değildir ama çok az. Büyüklerde de. Şimdi. Bu zaten şimdi yapabileceği bir şey. Suya tükürüp üste kalırsa mantarınız azdır. Yani bu vücut idare ediyordur. Aşağı inmeye başlıyorsa bunlar böyle süzülüyorsa veya ortada veya dibe çöküyorsa kesin bol mantarınız var. Analiz ettirmelisiniz. Şimdi çocukların gece rüyalarına giren canavarlar aslında bağırsaklarında dolaşıyor da olabilir. Bu parazitleri bu kadar görüp üzerine bakın. Şu asker ismar ya. Gelir, döner solunum borusuna girer, ciğeri deler, şu iman tahtasının ortasından kemiği yer çıkar. Ve buradan kaşıntı oluyor, alerji var dedikleri bir çocuk bakar. Bir yakalarsın, bir çekersin böyle bir solucan gelir. Beyne gider. Beyni yer öldürür adamı. Allah'ın belası bir şeydir bu askarisin. Askarisin burnundan çıktığını çok gördüm. Kaşını böyle bir çekersin, bir yumak yapar, tıkar bağırsakları. Onun için askarise karşı arada bir, senede bir, iki senede bir mutlaka analiz yapın, kontrol edin. Hatta gerek bile yok, antihelmintik bir ilacı bir defa mahsus alın. Anti, yani solucan karşısı
olan anti-hermetik deriz onlara. Hermit deriz bunlara. Tıpta öyle geçer. Doktora öyle de. Anti-hermetik. Evet. Şimdi mesela bakın. Enterovirüs ensefalitinden bahsediyor. Bunu bir yayın özellikle koydum. Child Neuroloji'de geçen sene yayınlandı. Enterovirüsler ensefalit oluşturabilir. Niye? Eğer ki kan beyin bariyeri bozuksa bir çocuğun virüs beyne gidebilir. Sağlamsa gitmez. Yani virüsün beyinde enfeksiyon yapabilmesi için sadece virüs almak yetmiyor. Aynı zamanda o kapının da açık olması lazım. Bakın bütün organlara kan direkt gider. Ama beyne giderken bir gömrük kapısı vardır. Oradan geçer. Her şey geçemez. Bir filtre var orada, süzer. Her virüs yukarı çıkamaz. Bakteri yukarı çıkamaz. Allah beyni farklı yaratmış. Beyni tutmuş bir kalenin içine koymuş. Bakın, kalenin içine koymuş. Oraya giriş çıkışları kontrol altına almış. Bir gömrük koymuş. Ve beyne çok uzun bir ömür vermiş. Bütün hücreler birkaç gün içerisinde doğuyor, büyüyor, ölüyor. Bütün hücreler, bir tek beyin hücreleri, bu dönüş hafta, ay değil, yıl. Yıl, bakın yıl. Çok büyük bir fark. Bu güzel özellik, eğer o kapı bozulursa, avantaj, dezavantaja dönüşür. Çünkü içeri giren, girebilirse, içeride çok uzun kalma şansını bulup, oraya hasar verebilir. Yani beynin bu güzel özelliği bir şanssızlık neticesinde tam tersine çalışabiliriz. Evet. Vücuttan ağır metallerin atılmasını sağlayan glutatyon, bunun ön madde, bunun yapımında kullanılan sistein, birçok araştırmada otistik çocuklarda normalden az bulunmuş. Bu şartlarda safra yoluyla atılması gereken bu ağır metaller birikmeye başlıyor. Sistein düşük oldukça glutatyon üretimi de az oluyor ve başka maddeler içeride birikiyor. Tamam. Bu sistem aksayınca beyin, karaciğer, böbrek, bağırsak, kemik gibi ve kaslar metal biriktirmeye başlıyor. Ama dedim ya, beyin dışındakilerin hepsi daha dolamadan yerine yenisi geldiği için o organlarda hastalığı pek görmüyorsunuz. Daha çok beyinle ilgili, yani nörolojik sistemde problem görüyorsunuz. Bir şey, mesela buna cevap oluşturması için kolesterol mekanizması devreye girer. Ve bu enflamasyonu azaltmaya çalışır normal insanlarda. Ama bu çocuklarda Smith-Lennie-Opitz sendromu, yani 11. kromozomda yer alan şu DHCR7'in genelinde bir mutasyon sonucunda ortaya çıkan bir hastalık olarak kolesterol yapımı düşüyor. Dolayısıyla yangının çıktığı yere yeterince itfaiyeci gidemiyor. Ne oluyor? Yangın büyümeye devam ediyor. Bu da mesela bir otizme katkısı olan problem. Devam edelim. Neyle devam edelim? Şimdi bakın bizim ülkemizde de ben bunları söylediğim zaman bir sürü insan karşılıyor. Ne alakası var ağır metalleri bilinenleri falan. Bakın bizim Sağlık Bakanlığımız Türkiye Kamu Sağlığı Araştırma Programı, yani bir çalıştay yaptı. Bir grup oluşturdu. Bütün tıp fakülteleri, çok sayıda tıp fakültesi var. 100. Bütün araştırma hastaneleri, eğitim hastaneleri, araştırma geliştirme merkezi olan bütün diğer sağlık kuruluşları hepsinden birer tane üye aldı. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu, TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığı birlikte bu çalışmayı yaptılar. Haziran 2005'te. Tamam mı? Türkiye'nin halk sağlığının ne durumda olduğunu masanın üstüne koydular. Gerçekleri konuştular. Yani politika yapmadılar. Her şeyi koydular. Çünkü bunu isteyen Sağlık Bakanı. Ben de durumu bileyim ki
Ona göre tedbir alayım. Bunu da bir kimseye söylemeyin dedim. Neyse. Fakat dedim bunları yaparken eğer bu kadar kişi hazır yan yana gelmiş, bu konuda önerisi olan, projesi olan varsa ortaya koysun. Bakın bu proje, bir şeydir. Konsensüstür. Hani bir fikir birliği vardır. Herkes aynı konuda düşünmüş. Projenin tanımı toksikolojiyle ilgili. Diyor ki, kronik hastalıklar, tansiyon, otizm, diyabet, water, malignite dolaşımı. Bakın otizmi Türkiye'de ikinci sıraya koymuş. İkinci sırada. Yani hipertansiyon hemen arkasından geliyor. Diyabetten önce, water'dan, kanserden önce, dolaşım hastalıklarından önce. Toplum sağlığını tehdit ediyor diyor. Biz diyor bu hastalıklardan bahsederken işte genetik faktörler, çevresel faktörler, eğitim, beslenme alışkanlıkları, yaşam şekli hep bildiğimiz faktörler olarak diyor ortaya çıktı. Ama biz toksikolojik faktörleri hep göz ardı ettik. Yani bakmadık. Hiç bakmadılar. Hakikaten bakmadılar. Zehirden yaşadılar. Devam. Oysa diyor, diyabetle mesela krom madeni, guatrla iot, bakır ile damar duvar elastik bozuklukları, civa ile de nöropatileri ve otizmin ilişkisini bilimsel çalışmalar ortaya çıkarmıştır. Yani bizim bakanlığımız bunun böyle olduğunu aslında yani civanın ağır metallerin otizmle ilişkisini kabul ediyor. Devam. Ve ondan sonra oturdu bu konuyla ilgili bir de kitap hazırladılar. Zehirlenmeler tanı ve tedavi rehberi. Devam et. Bak, arsenik zehirlenmesi. Ne yapılıyor? Metal atılımı yapılıyor. Devam. Civa zehirlenmesi. Yine aynı şekilde DMSA ile metal atılımı yapılıyor. Devam edelim. Kurşun zehirlenmesi. Yine DMSA ile metal atılımı yapılıyor. Atılımlardan da bahsediyor. Yani hem farkındalar hem kitap yazdılar. Bir de ilginç bir şekilde Türkiye'de nedense tıp fakültelerinde bu eğitimini hala vermiyor. Çünkü sanayi bunun böyle öğrenilmesinden hiç mutlu değil. Bakın toksinler vücuda girdiğinde step 1, step 2 şu maddeleri kullanarak atık oluştururlar. Şimdi burada aksiyan herhangi bir eksiklik step 1 veya 2'nin yapılamamasından yol açar ve toksinler içeride yavaş yavaş birikir. Demin dediğim gibi detoksifikasyon yolu aldı. Devam. Şimdi ben size bir sürü şeyden bahsettim ve daha da bahsedeceğim. Ama bakın bunlar bizim vücudumuzdaki bütün reaksiyonların şeması. Bir de bunu 3 boyutlu düşünün. İçeri doğru. Bakın şurası var ya. Otizmle ilgili anlatacağım her şey burada. Daha vücutta bu kadar alan var. Anlaşılması ve çözülmesi gerekiyor. Diyorlar ki niye sizin gibi böyle bir sürü şeye çalışan doktor yok? Ya ben 13 yılda ancak bu kadarını öğrendim. Vücut o kadar mükemmel bir makine ki insanın bunda tamirat yapması, burada neler döndüğünü anlaması inanın gerçekten çok zor. Devam. Toksik maddeler ne yapıyor? Hücre zarını hasara uğratıyor. Serbest radikallerin aktivitesini arttırıyor. Yani anlayacağınız şey diyorum. Enzimler mesela, vücuttaki hazım sisteminde yardımcı olacak enzimler. Birçok enzimler. Onları mesela çalışamaz hale getiriyor. Beyin ve sinir sistemini olumsuz etkiliyor. Hazım sisteminin geçirgenliğini bozuyor. Bağışıklık sistemini düşürüyor. Proteinlerin parçalanmasına neden oluyor. Karsinojen, yani kanser yapan özellikle sahipler ve diğer minerallerin de eksilmesine yol açıyor. Evet. Şimdi bakın, şu kaynakları şöyle yapacağım. Bu slaytları yönetimden isteyin. Ben buraya bırakacağım. Hepiniz bu slaytları alabilirsiniz. Elektronik postayla yollamak mümkün değil. Çok büyük
Yani 100 megabayttan fazla. Çok resim var çünkü. Bunu ancak PowerPoint olarak gelip alabilirsiniz. Bunları okuyun tekrar. Çünkü bu kaynakları ben tek tek size saymayayım. Civa kaynakları. Aklınıza gelmeyecek yerlerde Civa var. Yani mesela göz damlası. Kontakt lens solüsyonları. Onun içinde Civa var. Dan bakıyorsunuz, Civa'yı alıyorsunuz. Yani birçok boyan içinde var. Birçok ilaçların içinde var. Kozmetiklerde var. Bakın talp pudrası, pudra. Yumuşatan her şey. Çamaşır yumuşatıcıları. Çamaşır yumuşatıcıları. Bebeklerimizin altına yumuşak bir don giydirmek için yumuşatıcı kullanıyorsunuz. Onlar Civa içeriyor. Hepsi. Çünkü yumuşatabilmek için Civa kullanılır. Sanayide Civa kullanılır. Evet, geçelim. Mesela kurşun kaynakları. Ve en çok egzoz gazı mesela. Kurşun borukluğa elinize gelen sular. Ruj. Lipstick. Ne kadar kalıcıysa, dudağınızda sağlam kalıyorsa o kadar çok ağır metal içeriyor. Çünkü boyanın hemen cilt altındaki yağ kokusuna bağlanıp tutunabilmesi için metal içeriği olması lazım ki ona bağlansın. Çabuk silinen rujlar sağlıklıdır. Kalıcı rujlar, uzun süren, onlar metal içeriği. Ve kurşun en çok içeriği. Evet, devam edelim. Arsenik kaynakları. Mesela şeyler de çok var. Bu yerde. Bakın bu parkeler laminat mesela laminat parkeler. Laminat parkenin içerisinde bir tutkal var. Preslenirken. Bu sınıfta ders gören herkes gün boyunca arsenik formaldehit nefesinden alıyor. Şu lambalar gazlı. Civa, kurşun, kadmiyum, tungsten. Gün boyu alıyorsunuz. Şunun içerisinde bilgisayar aynı şekilde. Lehim. Yine Wolfram var burada mesela. Yani burası toksik bir sınıf. Telefon da telefon ayrı. O radyasyon. O artı. Onu zaten konuşmak bile istemiyorum. Yani bu yeni nesil manyak olmuş durumda. Telefona yapışmış. Araba çarpıyor. Bana şu an araba çarpıyor. Naklen yayın. Hatta da serpil çekiyor böyle bu çarpıyor. İntikamımı alın. Yani böyle bir şey olmaz. Yani ve inanın kesinlikle bu bir psikoz. Psikopatiyle bu. Mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Bakın ben de telefon kullanıyorum. Daha az radyasyon. Bir tek şey lazım. Parmağımı basabileyim. Rakamları görebileyim. Bir de çalınca cevap vereyim. Evet. Alüminyum mesela. Çok folyo. Mesela çok folyo kullanıyorum. Alüminyum folyoları. Seriyorsunuz her şeyi. Atıyorsunuz buna. Sonra yiyorsunuz. Gıda zehirlenmesi. Yavaş yavaş. Bir kere de olmadığı için anlamıyorsunuz. Şimdi onu yiyip hemen arkasından bir sorun olsa bir daha yapmazsınız. Ama o kadar az bir fark var. Damla, damla, damla biriktiriyorsunuz ve farkında değilsiniz. Damla. Nikel kaynakları. Yani o kadar çok nikel kaynağı var ki en çok da bu yemek pişirme kaplarında kozmetik ürünler, mesela metal paralar, hep oynuyoruz avucumuzda, saç spreyleri, bayanlar için söylüyorum. Çoğu alüminyum kaynağı. Piller, çocukların eline vermeyin, pillerle oynatmayın. Onları ağızlarına alıyorlar. Batarya, batarya. Kadmiyum kaynakları, yine batarya mesela. Sigara kullanıyor. Böcek yoldurmuşlar. Genelde karayollarında yolun kenarındaki tozlar orada yürürken
otoz kalkıyor. Aslında onlar o benzinden, egzozdan oraya kalan tozlar ağır metal yüklüdü karayolların. Karayolların yanında Türkler, yeşil alanlar vardı bu tarafta. Oraya giderler, mangal koyar, piknik yaparlar. Yoldan geçen arabaları seyrederler, egzoz gazını bol bol alırlar. Zehirlenerek eve giderler, sonra akşam birbirlerini boğarlar. Mesela asıllar yol kuralı. Hemen bak şu anda beğenmeyi evet, tamam. Şimdi, diş hekimleri der ki, biz bir dolgu yaparız, 50 yıl durur. İyi, güzel, kazdım, kalktım. Bak, cıvalı dolgu ağza yapıldığında nasıl buralara yayılır? İşte bir koyun cıvalı diş dolgusu yapmış ama bu cıvalı dolgu, bu cıvalı dolgu. Kızıl diş koyulmaz. Kızıl diş, kızıl. Altın ayrı bir şey. Onun altın toksik değil. Bir de titan koyuyorlar. İşte onlar da evet. O da bir metal değil mi? Yani altın var. Bu şey, bu bronz. Onun ısısı onun hastalığı. Asıl altınlar değil. Şimdi bakın. Diğer metallerle karıştırmayın. Cıvalıdır. Cıva salınır. Diğer ağızda kullanılan metallerin çoğu o şekilde vücuda geçmiyor. Altın mesela emniyetlidir, tehlikesizdir. Bu cıva. Amalgam dolgu. Ağza yapıldığı zaman bu şekilde yayılır ve çok çok fazla nöron hasarı yapar. Diş hekimliğini kabul etmezler ama bakın nasıl yayılıyor. Şu anda Türkiye'deki diş hekimliği fakülteleri amalgam dolgu yapılmasın diye öğrencilerine böyle ders veriyor. Onun yerine devam ediyoruz. Göreceğiz. Bakın cıva. Nöron. Bu bir nöron. Nöronun bulunduğu ortama cıvayı verdiğinizde bakın nöron ne oluyor? Görüyor musunuz? Bir plastik ateşe tutmuş gibi erik gidiyor. Devam. İşte cıva vücuttaki etkisini göstermek için nasıl otizm semptomları yaptığını bakın karşılaştırın. Cıva otizm. Cıva otizm. Aynı. Devam et. Aynı şekilde bu konuşmada öyle şey böyle. Devam et. Devam. Bunları geç. Ve diğer ağır metaller de benzeri şeyler yapıyor. Kurşun zehirlenmesidir. Çıkanlara bakın. Hiperaktivite. Konuşma güçlüğü. Koordinasyon bozukluğu. Yaygın gelişimsel bozukluğu. Devam edin. Kastiyen için de zaten bu şey. Gelişme yeri. Hiperaktivite. Saldırgan davranışlar. Öğrenme güçlüğü. Devam edin. Arsenik için konuşalım. Mesela karında yakıcı tarzda ağrılar yapıyor. İshal yapıyor. Kas ağrıları. Spazmlar. Kas güçlüğü. Kaç kas güçsüzlüğü yaptığında konuşma da olmaz. Devam edelim. Alüminyum mesela. Yine davranış bozukluğuna yol açıyor. Yine hiperaktivite yol açıyor. Duygusuzluk ve tepkisizliğe yol açıyor. Devam edelim. Bu çocukların çok etkilenmeleri, beyin niye etkilenir? Bakın beyinde %70 yağ var. Bu kadar yağlı bir organda çok doğaldır bunun olması. Devam. Çünkü yaşam boyunca sanayiden çok fazla alıyoruz ve sanayide gittikçe artıyor. Devam. Bakın bahsettiğim dolgular bunlar. Amalgam dolgu diyoruz. Amalgam. Bunu yapanlara ben aynen böyle çalıştık. Bizde böyle değil ama bizde al beyaz. Bir dakika. Sizde de yıllarca bunlar yapıldı. Sizin annelerin ağzında da amalgam dolgular çok miktarda var. Yeni yeni bunlar bırakılıyor. Devam et. Bakın bunların yerine artık bunlar yapılıyor. Bu iyi mi? Bu iyi. Bu iyi. Ben dolgu. Dolguyu suçlamıyorum. Amalgam dolgu diyorum. Dolgu demiyorum. Amalgam dolgu. Ama onun diş hekimi bunun adını bilir. Diş hekimliğinde bu dolgunun adı amalgam dolgudur. Amalgam. Yani cıva içeren dolgu. Devam. Aşılardan aynı şekilde cıva var. O yüzden
universal maddesi şeydir. Toksik bir madde. Şey yapmayın. Kullanma istemiyorum. Devam edin. Türkiye'nin mesela bununla ilgili haberler çıktı. İşte aşı kurbanları, aşılarda korkunç şüphe. Bu haberleri yapan gazeteciler bir gün sonra işinden atılır. Devam. Sıkılaştırıcı kremler dedim ya, civa, kalıcı rujlar devam edin. Bunda devam et. Balıklar mesela. Bakın sorun balıkta değil. Sorun denizde. Balığı eğer temiz bir çayda bulursanız hemen yiyin. En faydalı üründür. Allah'ın bize verdiği en iyi, en faydalı ürünler omega 3'lerdir. Onlar da en çok balıkta bulunur. Okyanus. Aslında temiz bir yer kalmış değil. Bakın aslında temiz bir yer kalmış değil. Balık yağları daha güvenli. Niye? Balık yağlarında kimyasal işlemlerle o içindeki toksik maddeleri arındırıyorlar. Böylece balık yağını veriyorlar. O yüzden düzenli olarak balık yağı kullanmanızı öneririm. Balık yemiyorsanız. Balık yiyorsanız da denizi tercih etmeyin. Çayı tercih edin. Mümkünse yurt dışından Atlas Okyanusu'ndan gelen balıkları valla Hazar'dan çıkan hiçbir şey yememek lazım. Dondurma bilemem, ben üretmedim. Çünkü okyanus diyorlar, ne yapıyorlar biliyor musun? Okyanusun kenarına bir çiftlik kuruyorlar, o balıkları yemle yemliyorlar. Yemli balık, Hazar'ın balığından bile kirlidir. Marka önemli. Evet. Şimdi çocuklar, oyuncaklar, ders araçları, her şey çok etkileniyorlar. Devam. Ve bunu da geç. Hangi çocuğun otizme yatkın olacağını baştan bilemezsiniz. O yüzden bir tedbir alırken otizmli olsun olmasın, bu söylediğim şeyler aslında herkes için uygulanmalıdır. Her sağlıklı insan için. Sağlığı bozulmasın diye. Devam et. Bunu da devam et. Ağır metallerini saklıyoruz. Bakın İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı Adli Toksikoloji Laboratuvarı. Adli Toksikoloji. Burada bununla ilgili testler yapılabilir. Burayı geçelim. Geç bunları. Geç. Olur. Şimdi bakın ağır metaller normal bir insanda organdan kana, kandan idrara, idrardan kana, idrara ve saça kadar gider. Şimdi saçta belirtiyor. Saçı kestiğinizde metal görürsünüz. Saç bir dışkıdır. Severiz, güzeldir ama bir dışkıdır aslında bakarsanız. Tırnak da bir dışkıdır. Nasıl sivik bir dışkıysa, nasıl ter bir dışkıysa, nasıl kakanız bir dışkıysa aslında saç da bir dışkıdır. Atık yoludur bizim için. Otizmli çocuklarda ise bu mekanizma bozulduğunda organdan kana, idrara, saça metal geçemiyor. Devam et. Bir daha. Geçemediği için otizmli çocuklarda saçta metal göremiyor. Kontrol grubuna bakıyorsunuz normal birine. Ondan da böyle farklı metal grupları görebiliyor. Çünkü orada atılırken burada atılamıyor. Devam. Biz de bu yüzden DMSA provokasyonu idrarda toksik metal analizi yapıyoruz. Şu anda dünyada iki yer yapıyoruz. Bir, Amerika'da Dr. Stata kliniği. İki, Türkiye'de şükür ki bizde bakın Avrupa'da hiçbir yerde yok. Ne İngiltere ne Almanya. Sadece Türkiye'de var. Evet. Devam. İdrar toplayamayanlara bir önerim. Biz bu idrar toplayamıyoruz hocam. Al sana işte idrar toplamak. Türkiye'de kadının beni bağlamış bir tane çubuk silik topluyor burada. Çok önemli. Evet. Şimdi ağır metaller. Bakın çeşitli. Burada kurşun, platin, devam et. Kurşun, tungsten mesela. Kalay, devam et.
yine aynı şekilde bunu da bir mesela bakın arsenik bu kim biliyor musunuz? Haftada 3 gün Marmara ve Karadeniz kirli denizlerden balık yiyen bir çocuk. Arsenik, kurşun, civan. Ve bu arsenik değeri bugüne kadar yeryüzünde tespit edilmiş en yüksek arsenik değeri. Dünya rekoru. Ha, kurşunda dünya rekoru nerede? Bakın, rakama bakın kurşun için. 5. 5'in altında olması lazım. Ben bugüne kadar Bakü'ye gelmeden önce en fazla 570'i görmüştüm. Yani 100 katından fazlasını. Ben Bakü'de 5000'i gördüm. Ve o çocuk tahmin edersiniz bir şey yani cenaze gibi duruyor. Böyle. Devam. Olabilir, şimdi 15 dakikamız kaldı araya, 10 dakikamız kaldı. Şunu bir bitirelim, soruların sonra çok vaktimiz olacak. Bu tedavileri ben 6 yaşından önce yaptığımda daha çok yarar sağlıyorum. 6-12 yaş arasında yine fena değil ama zorlamalar var. Devam et burada. Bunu da geç. Bir daha. Bakın, en fazla faydanın sağlandığı renk bu. Şu renk yani, şu yaş grubu, bakın en fazla fayda sağlanan bir 5 yaşta 6-12 yaş. Mesela orta düzeyde bir cevap aldı, tedavi yapılabilmesi, şimdi alınan cevaba baktığımızda yine bir 5-6-12, bir de 13-17, çok az miktarda da 18 yaşın üstü. Ama az, çok hafif bir fayda dediğiniz zaman bakın şey artıyor. 18 yaş grubuyla 13 grubu. Hiç cevap alınamayan gruba baktığımızda yine bu tarafa alın. Yani fayda daha çok 5 yaş grubunda, 25 yaş grubunda ve 6-12 yaş grubunda. Diğerlerde de bir şeyler yapabiliyorsunuz ama erken kalmamak, işte erken yola çıkmak lazım. Çok geç kaldığınızda bir şey yapar mı? Yapılıyor ama zor, çok zorlanıyor. Bu devam edelim. Şimdi şerasyon yaparken tabii ki şeye bakıyoruz. Hangi organı kullanıyorsak o organlar sağlam mı değil mi? Nasıl ki araba yola çıkarken yağına, suyuna, işte gazına, şununla bununla bakıyoruz. Bu da öyle. Bakmak lazım. Tedavi için bunları önce tamir edersiniz, sonra yola çıkarsınız. Devam. Neler yapıyoruz? Basit testler. Yani herhangi bir devlet hastanesine gitseniz yürek, kreatin, yürek asit, işte karaciğer fonksiyonları, tantan sayılır. Bu şeydir, eritrositler, lökositler onlara bakıyor. Devam. Ama bir otizm paneli dediğiniz zaman bakın test opsiyonlarına bakın. İmmün markalar, üriner peptidler, hormon çalışmaları, nörotransmitter serileri, genomik yani genetik testler, ondan sonra bütün bunlar bakın, yağ asitlerine bakıyoruz, amino asitlere bakıyoruz, plazmadaki bir takım serilere bakıyoruz, organik asitlere bakıyoruz, stool mikrobiyoloji, stool mikroloji, stool parazitoloji, şunlar, hair analiz, tiroid profil, inanılmaz bir şey gerekiyor, araştırma gerekiyor. Çünkü o filmler çok farklılar, çok metabolik problemleri var ve bu testler hepsini yapmaya kalkarsanız binlerce manat tutar. Binlerce. Devam. Mineral desteği. Devam. Şimdi bakır çok da var. Onun için tek bir destek gerektirmez. Ve biz o yüzden bir takviye yaparken, destek verirken, ramen, bakır, kup. Devam. Selenyum. En önemli antioksidanlardan biri, otistik çocukların çoğunda eksik. Bunu hep koymak gerekiyor. Devam. Çinko. Zinc. Zinc, hayatın kaynağının ta kendisi. Zinc olmadan, devam et. Bakın, birinci açar zinc, ikinci açar zinc,
bu kapılardan geçip yana kaymaya kalkarsan üçüncü açar yine zinc. Açar olmadan kapı açamazsın. Protein sentezi. DNA, RNA, protein membran fosfolipidi, nörotransmitterlerin tetiklenmesi, yani provoke edilmesi. Enerji metabolizması ve detoksifikasyon, yani metallerin temizlenmesi. Dört tane çok hayati fonksiyon. 200'e yakın metabolik faaliyette rolü var. Direkt olarak. 2000 metabolik faaliyette de indirekt olarak yolu var. Yani zinc olmadan bir yaşam mümkün değildir. Siz zinki pek çok şeyden alıyorsunuz. Türk kültüründe zinc alımı çok fazladır. O yüzden korkmayın. Bizim gıda beslenme sistemimizin içinde çok fazla zinc var. Sorun şu, bir öncelik. Tırnağınızda bunu görüyorsanız aldığınız zinki kullanmadan atıyorsunuz demektir. O yüzden dedik ki o beyaz lekelere bakın. Fazla mı? Fazla fazlalık mı? Değil. Kullanmadan atmak. Yani demin dedim ya, bekar evli zinc. İşte siz bu, bunlar işte evli zinkler. Evli zinc varsa bağırsak geçirgenliği bozuktur. Bağırsak geçirgenliği bozuksa birçok mineral istediğiniz şekilde gelmiyor. Amino asitler gelmiyor. Vitaminler oluşmuyor. Hormonlar oluşmuyor. Enzimler oluşmuyor. İçerideki yüzlerce metabolik faaliyet birbirini tetikleyecek şekilde yola çıktığında binlercesi yapılamıyor. Binlerce. Yani siz farklı bir kimyaya sahip oluyorsunuz. Ve böyle kimya eninde sonunda bir yerden bir hastalığı yapar. Bu otizm olması şart değildir. Ben burada otizm başlığı altında anlatıyorum ama oradan otizm kelimesini çıkartın. Kolorektal karsinom yazın. Aynen geçerli. Şu saydığım her şey kolon kanseri için geçerli. MS hastası için geçerli. Çünkü bu holistik yaklaşımda aslında hepsinin altyapısı aynı. Hepiniz bir rahimden çıktınız. Hiçbiriniz başka bir yerden çıkmadınız. Kimse ağızdan doğmadı. Bakın onun için rahim hastalandığında o herkesi etkiler. Her çocuk. Farklı bir yol kullanamazsınız. Herkes dedi ya bu kapıdan çıkacak sonuçta. Evet, devam et. Devam. Magnezyum çok önemli. Bakın, kalsiyum magnezyum seviyeleri. Kalsiyum yukarıda, magnezyum aşağıda, çocuk hırçın olur. Kızgındır, bağırır, çağırır, asabilir. Şöyle olsun. Sakin, huzur, bir tek M demez. Devam. Aynı şey. Yüksekliği, hiperekstabilite. Yani kemikleri gelişsin, al kalsiyum, al kalsiyum dediğiniz çocuk sizi tırmalar, döver. Devam. Moliken, mantar, süpasyon bozuklukları. Bunlara ne var? Devam. C vitamini. Bakın. Hamileyken kesinlikle C vitamini kullanmayın. Neden? Neden? Çünkü C vitamini çok iyi bir şelat ajanıdır. Yani gider, toksine bağlanır ve vücudu temizler. Bu çok güzel bir şey. Ama bunu hamileyken yaparsanız dokudan ayrılan kana geçen metal çocuğa gider. Süt emzirirken ve hamileyken C vitamini kullanmayınız. Ne zaman kullanacaksınız? Dedim ya tırnaklarınızda leke varsa bir sene, iki sene boyunca C vitamini alın. Sonra hamile kalın. Koca seçiminde de dediğimi unutmayın. Evet. Bazısı üç günde yapabilir. Adam iki gündür evinizde kalmış ve iki gündür tuvalete çıkmadıysa yine boşayın onu. Eğer evlenmiş ise neyini yapar? Valla evlenmişsen kazık yemişsin demek. Ara bize ait çünkü. Tamam. Bir alt. Geç. Burada geç. Burada geç. Geç. Baş. Şurada geç. Ha. Vitamin D.
bu prezentasyonu alacağınızı düşünerek bazı şeyleri geçiyorum. Çünkü onları detay isteyenler olur. Ama bu hepinizin bilmesi gereken bir şey. Kronik enflamasyonu olan pek çok hastada 25 hidroksil D vitamini değerleri düşük görülür. Vitamin D beyinde oksidatif stresi düşürebilme üzerine sahiptir. Bakın benim yaptığım araştırmada her 100 çocuktan 93 tanesinde vitamin D'yi kontrol eden genler çalışmıyordu. Çalışmıyor. Çalışmayınca kalsiyumu kontrol edemiyor. Kalsiyum o bağırsaktaki delikleri kapatma görevi vardı. Kapatamıyor, açık kalıyor. Vitamin D yetersizliğinde bu kapılar açık kalır. Bağışıklık sistemi düşer. Depresyona açık hale gelirsiniz. İsveç, Norveç dünyanın en refah ülkeleri bu. Ama en çok intihar orada. Yani bu kadar iyi yaşamda niye intihar eder insanlar? Çünkü D vitamini depresyon sebebidir, eksikliği. Siz karşınıza depresif vakalar geldiğin zaman hani ilaç önermenizi doktorlar izin vermez ama bakın vitamin D vitamini eksik olmaması lazım ki karşınızda psikolojisi daha düzgün bir olsun. Beyinde fonksiyonel hasarın saptanması. Hani dedik ya çocuklarda nörolojik sistem daha çok etkileniyor. Nörolojik sistem etkilendiğinde ne yapacak? Beyinde bir hasar oluşacak. Bu hasar bu MRT cihazı. Bu MRT cihazından çıkan görüntü bakın beynin şöyle bir kesitidir. Ama magnetik rezonans dediğimiz bu görüntülerle kompüterize X-ray aksiyel tomografi dediğimiz cihazlar anatomi gösteriyor. Yani şekil, biçim, büyüklük, küçüklük, işte içinde tümör vesaire bunları gösteriyor. Ama nasıl çalıştığı hakkında bir fikir veremez. Devam. Biz o yüzden fonksiyonel görüntüleme amacıyla başka yöntemler yapabiliriz. Beyne mitokondriye yani beyindeki sinir hücresinin içerisine, nöronun içerisindeki mitokondriye bağlanan böyle bir özelliği olan bir radyoaktif maddeyi veririz. Bu gider oraya bağlanır. Hücre çalışmıyorsa zaten içeri giremez. Hücre çalışıyorsa, yaşıyorsa içeri girer. Devam edelim. Şöyle bir makina. Bakın çocuk burada yatıyor. Uyumak öncesinde bir tabi dürtme işlemi yapmamız lazım. Çünkü çocuk 30 dakika durmaz. Devam edelim. Şöyle bir görüntü ortaya çıkması lazım normalde. Ama çalışmayan bölgeler varsa bakın böyle görünür. Şimdi aynı alan MRT'de eğer normal görünüyorsa bu canlı ama uyuyan bir hücredir. MRT'de bu alanda problem varsa zaten ölüdür. Ölü olduğu için çalışmıyor. Şimdi bu şekilde single photon emission computed tomography bakın spektrin açılımı budur. Spektrometre değildir bu. Spektrum araştıran bir şey değildir. O kelime benzerliği var. Bu tek foton, single foton saçan emission, computed tomography. Çok uzun bir isim olduğu için de böyle kısaltılmıştır. Bakın, kan akımı azalmış, bu kış uykusuna yatmış veya düşük fonksiyonlu hücreler, yani sleeping cells, idle neurons, ischemic penumbra dediğimiz alanları spekte görmek mümkündür. Geçin. Bakın bu tipik bir otistik çocuk. Çok tipik bir bulgu. Bakın şu alana bakın. Bir de karşısına bakın. Şurada bakın fonksiyon düşmüş. Aynı şekilde beynin daha üst kesitlere çıkalım. Beynin ön kısmı, frontal. Bakın solda normal, sağda bozuk. Yine çalışmıyor. Primer motor korteks. Bakın burada yine çalışmıyor. Şimdi geç bunu. Şimdi bak, ne dedik? Temporal, primer motor ve frontal. Bakın şuradan itibaren şöyle tamamı, bir de burası. Bakın burada ne var?
Bir kere ince motor var, kaba motor var, muhakeme, algı, öğrenme, konuşma, koku. Burada ne var? Entelektüel alanlar, emosyonel fonksiyonlar, işitme ve konuşma. Otizmde ne var? Konuşma bozukluğu, işittiğinde işte cevap vermeme, iletişim kullanıyor, entelektüel problemler, davranış bozuklukları, emosyonel fonksiyonlar, konuşma güçlüğü, algı, muhakeme, öğrenme becerilerinde düşüklük, efendim işte el becerilerinde düşüklük, motor kontrolü, parmak ucu yürüme bilmem ne. Bir de her şeyi ağzına sokuyorlar. Koku hassasiyeti var çünkü tatmaya çalışıyorlar. Şimdi bakın, otizm dediğimiz şey aslında frontal ve temporal bölgelerin disfonksiyonudur. Otizm tablosu budur. Çünkü o metal burayı değil de burayı etkileseydi çocuk abuk subuk konuşacaktı, kelimeler olacak, cümleler kuramayacak ya da devrik cümleler kuracaktı. Şurayı vursaydı görmeyecekti. Kör gibi dolaşacaktı, siz gözcüye gidecektiniz. Böyle vakalar da geliyor. Yani aynı anda bunların eklendiği vakalar da var. Evet. Bu niye önemli? Bakın. Bir fonksiyon için vücutta bir organ, bu organdan beyne giden bir sinyal, bir de beyinde bunu proses edecek bir alan gerekir. Herhangi bir fonksiyon için. İşitme için konuşalım. Kulak sağlam olacak. Kablo sağlam olacak. Proses ünitesi yani auditory cortex sağlam olacak ki işitme olsun. Bakın bu çocuğa. Demin gösterdim bak aslında. Bu çocuk nasıl işitsin? Aslında duyuyor. Sinyali alıyor. Arşiv yapıyor bilgiyi ama dönüp kullanamıyor. Şimdi geç. Bunu da geçelim. Manyetik rezonans ve tomografi ile işte burayı görüyoruz. Bu kadarını. Bilginin kalanı burada. SPECT'i o yüzden kullanıyoruz. Yani şu geniş bilgiyi alalım. Ne kadar dönüş şansımız var? Ne kadar bir alan etkilenmiş? Çok mu lazım? Yani bunu bilmeden de tedaviye başlıyorum. Çok vakalar. Ama işin teori, hani mükemmel nedir? Mükemmel işte bunu yaparsan en mükemmel yardımı yaparsın. Devam. Bu Alman Hastanesi'nin nükleer tıp ünitesi görüntüleme hemen arkasından hemen yanında yoğun bakım ünitesi. İçinde yani nükleer tıpın içinde bir intensive care unit var. İşlem yemeği ben yapıyorum. Arkasından da oturuyoruz. İşte Norveç'in yani oturmuş tartışıyoruz. Anlatıyoruz. Şöyle böyle vesaire. Devam. Bu çalışmayı ben 2004'lerde başladım. 683 vakayla İngiltere'ye gittik. İngiltere'de Autism Neuroscience Conference'da Royal Society'nin salonlarında Cambridge Üniversitesi'nin düzenlediği bir organizasyonda bu vakalarda anatomik olarak bir bozukluk olmadığı, yani hepsinin canlı olduğu, canlı vakaların ama hepsinde de bir fonksiyonel bozukluk olduğu ve bunların altında da tamamında bir kurşun zehirlenmesi, kurşunun yanı sıra civa, arsenik, alüminyum, kadmiyum, nikel, tungsten gibi diğer ağır metallerin de bulunduğunu söyledik. Yani bu çocuklar zehirleniyor arkadaşım. Ama zehirlendiklerinde ölmüyor doktor. O yüzden lütfen yardım edin. Çünkü o yaralı dokuyu orada yıllarca bırakırsanız eninde sonunda epileptik ataklar geçirerek ölüyorlar. O yüzden otizm vakalarının çoğuna epilepsi eşlik eder. Onlar tedavi görmeyen hastalar. Ve tedavi yapmadığınız zaman da, bunları yapmadığınız zaman da tabii ki bir sonuç alamazsınız. Sonuç alamadığınız zaman otizmin tedavisi yok. Ne yaptın da yok? Yaptın mı bir şey? Çünkü bakın bu demin gösterdiğim enflamasyonu 2 kere 2 4 deyince 2 kere 2 4 deyince geçmez. Veya kırmızı üçgen yeşil dörtgeni gösterince o beyin geçmez. Onun düzeltilmesi için
fizyolojik bir şey yapmamız gerekir. Eğitsel değil, davranışsal değil. Onu düzeltin, çok iyi bir biçimde eğitsel, davranışsal tedavilerden hızla yarar görmeye başlar. Onun için çocukların önce fizyolojik problemlerini çözün, karın ağrısı olmadan orada otursun. İnflamasyası olmadan orada otursun. O zaman senin verdiğini daha çok kalır. Yıllarca uğraşmazsın. Haftalar yeter. Aylar değil mi bakın? Haftalar yeter. Öbür türlü yıllar uğraşıyorsun. Devam. Şimdi bunun için işte bu hiperbarik oksijen tedavisi devreye giriyor. Buyurun. Bunu geç. Buraları biraz geçelim. Şey yapmayalım. Ha. Şurada dur. Bakın böyle bir denizaltı gibi bir şey. İçine girip oturuyorsunuz sadece. Devam. Devam et. Bu görüntüde mesela dış görüntüsü böyle bir denizaltı görüntüsü burada dur. Şimdi dalış süresince, biz buna denizaltıya benzediği için denizaltının dalması işlemi diyoruz. Diving diye geçer İngilizce'de. İşte böyle ağza bir maske takılıyor. Veya bakın şuradaki gibi hood dediğimiz, hani kozmonotların giydiği başlıklar gibi bir başlık takılıyor. Oksijen içeri girip çıkarak orada %100 oksijen solunması sağlanıyor. Bu çocuklar, şunlar Türkiye'de, şeyde pardon, Arnavutluk'ta, bu işte Sırbistan, bu Türkiye, bu da sanırım Yunanistan'daydı. Bunlar hep benim hastalar. Devam et. Ne yapıyor bunu? Kan. Oksijeni kan taşır. Ama 97% taşır eritrositler. 3% serum taşır. Serum mu kullanmadı, plazma mı kullanmadı? Plazma. Plazma taşır. Bakın, daha fazla oksijen yollamak için daha çok eritrosit koyamazsınız. Tıkanır trafik. Ama basınç arttırdığınız zaman gaz sıvıya daha çok karışır. Henry kanunu. Ve bu yüzden çok sayıda oksijeni buraya yüklemeniz mümkün. Devam et. Bu sayede kanın serum kısmı, beyin omurilik sıvısı, lenf sıvısı dahil bütün vücut sıvıları, gözyaşınız bile, sıvıların hepsi oksijen taşımaya başlar. Nerede? Kabinin içinde. Dış, yani o hiperbarik chamber dediğimiz denizaltı gibi olan kabin içinde bu sayı artar. Sadece yarım atmosfer değişiklikle bakın 10 kat daha fazla oksijenin hücre tarafından kullanılması sağlanır. Devam edelim. İşte Henry kanunu. Sabit sıcaklıkta basınç arttıkça sıvıya karışan gaz miktarı artar. Biz burada tıp kurallarını değil, fizik kurallarını kullanıyoruz. Evet. Böylece uyumakta olan bir beyin antrenman yaptırarak eğitilebilir bir hale getiriyor. Bakın benim tek bir amacım var. Şunu şu hale getirip size vermek. Çünkü bu artık software almaya hazır bir kompütürdür. Şu noktada software veremezsiniz. Alamaz çünkü. Devam. Bakın öncesi sonrası. Devam. İki tarafta problem var. Bakın tek taraf düzelmiş. Biraz daha tedaviye devam et diyor. Devam. Bakın iki tarafta problem var. Burası tam düzelmiş. Burası kısmen düzelmiş. Yine devam diyor. Fare deneyi. Oksijensiz bıraktığınızda bakın hasar oluşuyor şöyle. Şuna göre bakın. Ama aynı anda hiperbariye soktuğunuz zaman düzelme var. Bu kadar, bu böyle değil ama bundan çok iyi bir düzelme. Devam. Bu İsveçli bir anne günlük tutuyor sürekli tedavi sırasında. İşte her gün diyor ki Noah adını yaz oğlum diyor. Böyle bunu yapıyor çocuk. Bu kadar. Devam. Bakın sadece 16 gün sonra Noah adını yazmaya başlıyor. Bu benim vakalarımdan biri. Devam et. Bu da Sırbistan'da Belgrad Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılmış bağımsız bir çalışma. Benden bağımsız. Devam. Bakın kognitif değişikliklerdeki farklara bakın. 10 gün
içerisinde şuradan şuraya gelir. 13 gün. 20 gün. Devam. 36 gün. 80 gün. Bu tamamen yabancı bir kaynak. Benden bağımsız bir iş. Evet. Amerika'da Johns Hopkins diye bir tıp fakültesi vardır. Bu tıp fakültesi son 15 yılın dünya birincisidir. Amerika birincisidir. Bu fakülte çok bu alanda daha güvenebileceğiniz kim var? Dünya birincisine güvenmeyeceksem kime güveneceğim? Bunlar bir çalışma yaptılar. Çeşitli nedenlerle ölen otistik çocukları almışlar, beyinleri almışlar, patoloji. Evet. Ne var? Bakın, ne diyorum? Inflammation. Otizmde inflammation. Şu. Bakın, normali bu. Bu da otizmli çocuklar. Şu beynin kıvrımları bakın. Şu kıvrım. Beyin kıvrımı. Bakın mesela bu kıvrım mesela burada doluyken bak burada böyle içeri geçmiş. Azalmış. Evet. Otizmde kan akımının azaldığı bölgeler artar. Nöroenflamasyon ve gastrointestinal enflamasyon artar. Zehirlenmeden dolayı porfirin üretimleri artar. Oksidatif stres artar. Nörodejeneratif hastalıklar artar. Bu otizm tablosunda olan şeylerdir. Devam et. Ama hiperbarik yaptığınız zaman bunların hepsini geriye çevirmeniz mümkündür. Artı bir şey yapar, stem cell üretimini arttırarak bize daha büyük de bir yarar sağlar. Devam. Bakın artık bunlar textbook olmuş bilgiler. Bunlar yeni bilgi değil bakın, sadece buraya ulaşmamış. Bir textbook, bir takım literatürler çıkar, çalışmalar yapılır. Bunlar literatüre döner. Literatürlerden sonra bir konsensus oluşur. Ondan sonra bir textbook'a girer. Bunun süresi zaten 10-15 yıldır. Yani o süreler çoktan geçmiş, textbook'lara girmiş. Artık anlatılan konular bunlar. Ben size yeni bir şey anlatmıyorum. Sadece bilmediğiniz bir şey anlatıyorum. Geri gel. Bakın, tabii bizde de böyle tartışmalar oluyor. Ben şunu yaptım. Kafam çalışıyor. Yazdım İngiltere'nin 63 tane merkezin başındaki şövalye ünvanlı, kraliçe tarafından onurlandırılmış bir profesör var. Çok ünlü bir profesör. Dedim hocam, siz niçin otistik çocukları hiperbariye, ben biliyorum ama dedim, siz bu bana söyler misiniz yazılı olarak? Adam dedi ki bak, bu hastalarda biz nöroinflamatuar bir komponent olduğu için oraya adresliyoruz. Bir de bu çocuklarda kan beyin bariyeri disfonksiyonu var. Kronik. Yani geçirgenlik bozuk. Artı enflamasyon var. O yüzden yapıyoruz. Çünkü Karnata'nın çalışmaları oksijenizasyonun burada enflamasyonu en iyi tedavi eden yöntem olduğunu söylüyor. Ben de onu uyguluyorum. 2 milyon dalış yaptılar. Binlerce çocuğa. Devam. Ben bunları ilk öğrendiğim yıl 2004-2003 falan o yıllar. Orada başladım bir takım araştırma. Sonra şu çalışmayı yaptım. Yeni bir alternatif bir yol otizmden dönüş için diye. Bunu ilk özel eğitim kongresinde teklif ettim ki hani onlar bir duysunlar. Herkes karşı çıktı. Devam. Sonra nükleer tıp kongresine gittim. Beyin kan akımı değişikliklerinin hiperboliğin etkisini gösterebildiğini gösterdim. Onlar böyle ilgiyle baktılar. Devam. Sonra Avrupa Hiperbarik Kongresi'ne gittim. Avrupa Hiperbarik Kongresi'nde tedbirimi yaptım. 107-108 vakayla. Onlar böyle izleyici izlediler ve İsrail kopyaladı. Çünkü İsrail nereden kopyaladı? 5 sene sonra aynı çalışma İsrail yaptı. Birebir aynısını. Sadece sayısı daha az. Devam. Sonra yetmedi. İnatçı Don Kişot gitti ta Amerika'ya. Amerika'da Dünya Kongresi'nde tedbir yaptı. Bu sefer aile bildirimleriyle birlikte 108 vakanın. Bakın, temporaldeki problemlerin 82 faizi ilerlemiş, düzelmiş. Frontaldekilerin 85'i. Diğer bölgelerin de 75'i. Ama hangi grup bu? Sıfır şans verilen bir grup.
hani %50 şans verilen bir grup değil bunlar. Tedavi yok deniyor çünkü. Evet, tamam. Bakın, şeye yansıması. Konuşmada 84%. Ondan sonra komünikasyonda 74%. Mesela gross motorda 84%, ince motorda 80, ne bileyim. Konstipasyon mesela çok sık bahsediyoruz, 87% gibi bir sürü alanda çok pozitif etkileri gördük. Bazı bunlara da etki etmedi, etmeyebilir. Zarar veren bir şey var mı? Şunlar daha kötüye gitti dediği şu, bazı çocuklarda hiperbarik çok sayıda mantar öldürdüğü için o mantar atılana kadar biraz sinirli oluyor, aile onu kötü bir şey olarak düşünüyor. Aslında çok iyi bir şey oluyor, sırada kötü bir şey olmuyor. Nasıl ki bir doğum sırasında bir kadın çok iyi bir şey yapıyor olmasına rağmen niye bağırır? Canı yandığı için bağırır. Evet. Bu da 2012'de en son arkadaşlar bu iş böyle yapılır diye toksik maddelerin atılımı ve hiperpaniğin birlikte uygulanması halinde nasıl bir geri dönüş yaşanabildiğini bakın burada gösterdim. Devam et. Şuraya bakın. Bir de karşısına bak. Şu bozuk olan bölge. İn aşağıya. Bak. Hiçbir yerde şuradakiler gibi bakın. Fonksiyon bozukluğu olan hiçbir alan kalmamış. Bu çocuk konuşma, muhakeme, algı, öğrenme, motor bir sürü yerde sorunu vardı. Uyku problemleri vardı, davranış bozukları vardı. Şu anda normal bir ilkokula gidiyor. Son derece başarılı ve hiçbir şekilde otizmle bağlantısı bile yok. Selanik'te yaşayan bir Yunanlı. Evet, devam. Şimdi. Soba. Devriliyor, yangın çıkıyor. Duman zehirlenmesi artı yangında yanık. Bakın şu tablo. 3 saat sonra bu fotoğrafı çekmişler. Bakın Bakü'de bugün böyle bir olay olsa bu hasta 6. saate gelmeden ölür. Devam. 2 seans hiperbarik yapınca bakın hasta yaşıyor. Gözünü açmış, ödem inmiş. Bir daha git. Bakın ne kadar toparlamış durumda 3 günde. Devam et. Şimdi bakın bunu yapabilen, bu kadar yoğun, büyük bir düşmanla savaşabilen enflamasyon boyutunu söylüyorum. Bir yöntem. Bizim çocuklarımızın beynindeki şu kadarcık enflamasyonla niye savaşamazsın? Ama biri çıkıyor burada diyor ki, damarları patlatır. Sakın oksijen tedavisi yapma. Bana gelin. Bu işin marketing kısmıdır. Ve bu tıpta yapılabilecek en büyük kötülüktür. Tıbba kötülüktür çünkü. Tıp ilimine olan inancı yok eder. Bir hekim buradan çıkıyor ve bunu söylüyor. Damarları patlatır. Hangi mekanizmayla patlatacak? Nasıl olacak? Fizyopatolojisi nedir bunun? Bu 2,5 atmosfere gidiyor bakın. Bizim çocuklarımız 1,5 atmosfere gidiyor. Bu 2,5 saat kalıyor. Bizim çocuklarımız 1 saat kalıyor. Bunun damarları sert, çünkü ileri yaşta. Patlayacaksa bununki patlar. Çocukların damarları geniş, çok rahat, elastik, hiçbir sorun yok. Nasıl patlayacak? Yani bir insan bir konuda yalan söylüyorsa güvenilmez bir hekimdir. Ya da bilmiyorsa zaten cahildir, yine işe yaramaz. Yani bu cümleyi sarf eden insan ya cahil ya kötü niyetli. İkisi de doğru değildir. Ve maalesef çoğunuz bu adamı tanıyorsunuz. Geçin. Aslında hiperbarik budur. Bu dünyanın en büyük hiperbarik kabini bu. Uçağa binebilen herkes hiperbarik yapabilir. Buyurun. Biomoleküler nutrik genomuz. Şimdi bakın. Nereye geldik? Genlerin bypass edilmesi. Şunu biraz geçeceğim. Bakın, bütün hastalıklar için düşünmeniz gereken şey, stres, artı enfeksiyon ajanlar, artı toksinler, artı genetik yatkınlık, hazır olmak, eşittir sağlık sorunu.
Şimdi sağlık sorunu için bakın şunların hepsi yan yana geliyor. Ve sağlık sorunumuzun %99'u şu şekilde oluşur. %1 başka nedenler var. Onlar çok ileri bir şeyler. Onları boş verin. Genler gıdalar sayesinde açılıp kapanıyor. Onu demin söylemiştim. Ve biz doğru besinler vererek genleri doğru yönlendirebiliriz. Bu bilime nutrigenomik deniyor. Devam et. Biraz bunları geç. Bunlar çok ağır sorunlar. Bunun dur orada. Bunu niye söylüyorum? Bakın. Herhangi bir gen çalışmadığı noktada saat gibi birbirine teması olduğu için şu çalışmadığında aslında bu da çalışmıyor. Aslında birçok şey duruyor. Yani burada birinizi öldürmek için atılan bir gaz hepinizi öldürüyor. Şimdi spesifik besin destekleriyle bir çocuğun genetik tanımını optimize edebiliriz. Ve bu sayede vücudun kabiliyetini arttırabiliriz. Devam edelim. Mesela demin birisi sordu. Dedik işte bir takım testler yapsak falan hani plan yapabilir miyiz? Çocuk yapalım mı yapmayalım mı? Adamı alalım mı almayalım mı? Bakın. Şu çocuk anne baba. Şu çocuğu şuraya bakar mısınız? Bakın burada bir genetik mutasyonu var. Ama devam ediyorum bakın. Anne de yok, baba da yok. Şurada bir genetik mutasyon var. Bakın annede yok, babada yok. Şurada bir genetik mutasyon var. Annede yok, babada yok. Nasıl oluyor bu? Çöpçüden mi aldınız? Hayır. Çevresel faktörlerin direkt yaptığı genetik mutasyonlar bunlar. Yani radyasyon etkisi, toksin etkisi, virüs etkisi. Yani anneden babadan almamış ama onda var. Ha bir de şu var. Bakın annede çift mutasyon var, çocukta yok. Nasıl geçmemiş? Çünkü anne bu mutasyonu doğumdan sonra edinmiş. Birisi sormuştu, ileride mutasyonlar sorun yapma. Evet, ileride yine mutasyonlar oluşuyor. Hala oluşuyor. Yani şurada 15 mutasyonumuz var, 5 sene sonra 17'ye çıkıyor. 30 bin gen var. Bu 30 tanesi. Ve hepimiz genlerimizdeki mutasyonlara göre şekilleniyoruz. Kimimiz şişman, kimimiz zayıf, kimimiz uzun, kimimiz kısa, kepçe kulak, iri burun, yok mavi göz, yok. Bunlar genetik mutasyonlar olur. Mutasyonları olmayan insanlar olsaydık hepimiz birbirinin birebir aynı olur. Farklılıklarımızdır, mutasyonlar zenginliğimizdir. Ama bazen o zenginlik hoşumuza gitmeyen bir zenginlik olur. Çok kocaman bir burun hoşumuza gitmez. Kepçe kulakları hoşumuza gitmez. Mavi göz bir mutasyondur ama bayılırız. Hepimiz mavi gözümüz olsun isteriz. Ama o mutasyon böbrek üstü besinde olsun. Yüksek tansiyon yapsın. Hiç işimize gelmez. Tamam. Bunu bir adım ileri götürdüler. O besinlerin içerisinden RNA'larını ayıkladılar. RNA damlacıkları yarattılar ve buna biomoleküler nutrigenomics bilimi dendi. Ve bu sayede problemi olan genlerin etrafından dolaşarak o sorunu hallettiler. Ve böylece genetik bypass tedavisi ortaya çıktı. Yeni bir terim gibi geliyor aslında değil. Bakın, diyabet de bir hastalıktır ve aslında tedavisi yok. Diyabette tedavi diye yaptığımız şey aslında genetik bypass'tır. Oradaki genetik sorun nedir? İnsülin üretilememesidir. E biz insülini alıyoruz, şöyle dönüp dışarıdan veriyoruz. Normal yaşıyoruz sonra. E ne yaptık? Genetik bypass tedavisi yaptık. Aslında 50 yıldır bildiğimiz bir yöntem. Amerikalı yeni bir isim koydu. Hepimiz atlıyoruz. Ne güzel. Yeni bir tedavi değil. Evet. İşte bu yeni. Devam. Bir daha gel. Ha. Şimdi bütün insanların vücudunda şu var. Bu protein. Bir protein ki 3 tane şekere bağlı. Glukoprotein diyoruz o yüzden. Vitamin D bağlayıcı protein. Bütün insanlarda bu var. Vücuda herhangi bir virüs girdiği zaman vücuttaki T ve B hücreleri T cell, B cell bunlar birer enzim taşıyan hücrelerdir. Geliyorlar, saldırıyorlar. T
Biri bir şekeri, biri bir şekeri kesiyor. Geç. Bakın tek şekerli hale geliyor. Ha, bu artık eskisi gibi değil. Bu şu andan itibaren dürtüldü, bir haberciye dönüştü. Git haber ver. Kime? Geç. Bir daha. Makrofaja. Şuradan git haberini ver. Makrofaj uyarılsın, uyansın. Gitsin, kanser hücresini de, virüsü de, bakteriyi de yesin. Nasıl? Geç. Böyle. Elektronik, bakın şu virüsü hop dedi yuttu. Bu hepimizin sahip olduğu bir sistemdir. İki gerekli. Şimdi, virüsler de birer canlı. Onlar akıllılar. Bir enzim üretiyorlar ki, nevelası isimli, bu enzim üç şekeri birden kesebiliyor. Ne oluyor ki bizim proteinimiz şekersiz kaldı. Tadı tuzu kalmadı. Ne oldu? İn aşağı. Çok iyi. Bakın burası bloke oldu. Geldi bloke. Bloke olunca bu uyarılmadı. Yangın var diyemediğim için itfaiyeci uyumaya devam. Yangında büyümeye devam. Burayı daha fazla bloke etmeye devam. Bağışık sistemi çöküyor, 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 çöküyor. Kanser dahil bir sürü hastalık ortaya çıkıyor. Devam et. Bir daha. Neleri bunu dışarıdan verirsek düzeltebiliriz? İngiliz, bir Japon araştırmacı önce bunu buldu. İngiliz de üretti, satmaya başladı. Şimdi Belçika, ondan sonra Almanya, oralarda üretilmeye başlandı. Yeni uygulanıyor. İşte İsviçre'de bir şato tutmuşlar, içine bir takım güzel kızları koymuşlar. Kanser hastalara gel yat diyorlar, melekler sana iğne yapacak. 5000 euroya her gün. Böyle bir para tabii ki sadece orada var. Bu tedaviyi çok ucuza yapmak mümkün. Çünkü bunun fiyatı 5000 euro değil. 2 ay günlük 5000 euro değil, 2 ay için 450 euro. Aylık 225 yani. Günlük 5000 değil. Sahtekarlık boyutunu bil diye söylüyorum. Umut satıyorlar. Bakın, otizm dahil, Hodgkin, Parkinson, MS, immün sistemin diğer bütün hastalıkları, Lyme, kronik yorgunluk sendromu vesaire hepsinde etkili. Çünkü hepsini yapanlar virüsler. Şimdi geldik beslenmeye. Evet, devam edelim. Devam et. Heh. Hatta bunu da geç. Bir daha. Şurada. Bir tane daha bir dakika. Şimdi bakın. Hepimiz aldığımız gıdaları hazmetmek için bir takım enzimler kullanırız. İnsanın midesinde 2 enzim vardır. İneğin midesinde ise 4 enzim vardır. Bakın bu inek sütünün proteini. Ve içerisinde bakın ne var? Kazomorfin var. Zaten burada duruyor. Yani her inek sütünde var. Kazein A1. Anne sütünde de var. Keçide de, devede de, atta da, her sütte var. Ama insanda 2 tane enzim var ve biz bunu buradan kestiğimizde bu kazeini kazomorfin haline dönüştürüyoruz. Onu biz yapıyoruz. Yani insan sütten morfin üretir. Geç geriye. Anne sütüne bakın bu morfin üretimi %2'dir. Keçide 5, devede 5, atta 5. Eşekte de. Ama inekte 95, manda, koyun bunlarda 95. Bakın benzin ve mazot kadar farklı. Biz o yüzden deriz ki evet anne sütü gibi değil ama hiç olmazsa keçi sütü kullanın. Daha yakın, daha yakın. Bunun önemi şu. Bunlar protein parçalanır, peptit olur, peptit parçalanır, amino asit olur, o şekilde geçer. Deliği büyük olan, bağırsak delikleri büyük olan insanlar işte bu morfin türevini rahatça geçiriyorlar.
yoğurt yediğinizde, süt içtiğinizde sizi uyku basıyorsa bu morfindendir. Ve böyle insanlar bilsinler ki bağırsak geçirgenlikleri iyi değildir. Demek ki morfin etkisini alabiliyorsan geçiriyorsun ki alıyorsun. Yoğurtlu bir güzel yemek yapın, yoğurt çorbası, üzerine bir yoğurtlu ayran, işte bir ayran, arkasından bir sütlü tatlıyı dayayın. O adam yemek sonrası uyumaya çalışıyorsa, ağırr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 
sana tavsiye ederim. Bakın bunlar koca seçimi için önemlidir. Ama adam bilse, bilse iyidir. Söyle, koca mı soracak? Sen cevap edin yok. E ne dedin bakın? Keçi dedin. Keçi dedin. Ya. Ha. Kere ya. Bir dakika. Her türlü yağ kullanılabilir. Niye? Tereyağının her hayvandan olanı kullanılabilir. Çünkü tereyağı yaparken çarpma işlemi kullanıyoruz. Protein parçalanıyor. Kazein parçalanıyor. Kazein kalmıyor içeride. Onun için her hayvanın tereyağı yenilebilir. Ama her hayvanın sütünden yapılan yenilmez. Süt fermante ediliyor. Orada bakın parçalama yok. Fermantasyonda da bir miktar parçalama var ama o şeydeki gibi değil. Tereyağı yapımındaki gibi değil. Yani ineğin yoğurdunu istemem. Yoğurdun üstüne çıkan suyu alırım. O çok iyi bir probiyotiktir. Ama ineğin üstündeki o beyaz şey var. Yoğurdun üstüne çıkan bir su vardır. Yeşilimsi böyle. Yaşıla çalan. Yeşile çalan. Onu için. Onu asla atmayın. Ama o yoğurdu kullanmayın. Kaymağını da. Yoğurdu neden kullanmayalım? İşte protein yapısı bozuk diyorum. Deminden beri ne diyorum? Anlamıyor. İçinde diyorum morfin var. Keçi. Bakın, bakın Türkler Asya göçmenidir. Asya göçmenidir. Asya'da bizim genetik yapılarımız bu dünyaya Allah tarafından indirildiğinde bize ne verdi Allah? At. At verdi. Keçi verdi. Deve verdi. Ne diyorum? Keçi, deve, at. Çünkü biz kazein A2 tipi insanlarız. Git kuzeye, Slavlar, İskandinavlar, Jermenler, Anglo-Saksonlar, onlar bundan dizel motor. Onlar yer içer bunları. Onlara bir şey olmaz. O yüzden yayınlarda hep süt için, süt içirin, tereyağı verin, bilmem ne yok yok. Reklam yapıyorlar. Niye? Ama kendi reklamlarını yapıyorlar. Ama benim insanıma, Türkiye, Slavların önemli bir kısmına aslında, Güney Slavlarına, Kuzeylere, Güney Slavlarına, Balkanlardakilere mesela, Yunan'a, Greklere, Araplara, şeylere, Perslere, Çinlilere bu sütler ancak uygundur. Bunlar değil. Karıştırmayın. Genetik altyapıya göre süt için. Türk kökenliler sütü eşekten, attan içmelidir. Deveden, keçiden içmelidir. Bir de tabii ki annesinin için içmelidir. Evet, devam. Devam. Buraya çok takılmıyoruz. Şimdi mesela gluten hassasiyeti, o da mesela bazı proteinler altyapısı yine böyle bozuk olan insanlarda bazı proteinleri de geçirme konusunda sorun var. Çünkü glutenden de gliadorfin üretilir. Ekmek yiyen insan bir tokluk hissi yaşar. Mesela gluten sorunu olan insanlar ekmek yemeden sofradan kalkarlarsa aç kalkarlar. Ben öyleyim. Bana kocaman bir masa aç. Hepsini yiyin. Ekmek yemediysen böyle hala bakılır. Ama bir dilim ekmek yiyin. O yemeklerden 99'una dokunmak. Çünkü aradığım şey doymak değil, aradığım şey morfin. Bu morfin bağımlısı olduğunu gösteriyor. Şurada özellikler var, bakın. Kimlerde gluten hassasiyeti vardır? Bu belirtileri gösteren insanlarda gluten hassasiyeti vardır. Gluten enteropatisi demiyorum. Hassasiyet diyorum. Yani glutene karşı çok dost olmayan bir vücudumuz var demektir. Bunları şeyden alabileceksiniz. Çünkü bunları tek 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 daha bir devam var.
hepsini okumanız mümkün değil. Ama şöyle söyleyeyim, mesela depresyon, anksiyete, ruh hali dalgalanmaları, dikkat dağınıklığı gibi problemleriniz varsa, bunlarla uğraşıyorsanız, yorgunluk hissediyorsanız, baş dönmeleri, denge bozuklukları, nörolojik bozukluklarınız varsa, mesela tiroidit geçirdiyseniz, romatoid ulceratif kolit gibi şikayetleriniz varsa, devam et. Glutenle aranız iyi değil demektir. O yüzden deriz ki, şöyle bir diyet, yani gluten free, casein free, soy free, sugar free, en önemlisi şekerin olmadığı bir diyet. 3-6 ay kadar bir deneyin. Çok değişiklik göreceksiniz. Devam edin. Şeker ve rafine, nişastayı yasaklayın. Proteini arttırın ama mal etini demiyorum. Bakın kırmızıyı arttırmayın, çok fazla problem yaşıyor çocukta. Daha çok koyuk ve hindüşka. Fiber içeren gıdalar, yani lifli gıdalar. İyi yağları arttırın. Nedir iyi yağlar? İşte tereyağıdır, zeytinyağıdır. Sadece zeytinyağı ve tereyağı bakın. Bir de hayvani yağlar. Hayvanın kuyruk yağı, etin yağlı kısımları. Onları arttırın. Antioksidanları arttırın. Yani mesela fındık, fıstık, ceviz, nane, maydanoz, bol sarımsak, doğal ürünleri tercih edin. Fermente gıdalar, turşu, yoğurt, şalgam, koza, yani kefir, en iyisi. Tamam mı? Şunlardan uzak durun kardeşim. Bunları verdiniz mi? Şurasını fermente edersiniz. Devam. Bakın bir örnek. Şimdi McDonald's ve evde yapılmış bir patates. Yan yana koyduk. Attık balkona, 15 gün sonra aldık. 15 gün sonraki haline bakın. Sizin yaptığınızda canavarlar örerken McDonald's'ta pek bir şey yok. Niye? Koruyucu madde var içinde. Zehir var. Bakteri üreyemiyor. O yüzden bunu yediğiniz zaman bağırsaklarınız bozuluyor. Suyu bolca tüketin. Kırmızılardan uzak durun bakın. Kırmızılar. Fenol var içinde. Fenol çocuğu hırçın yapar, sinirli yapar. Asabi çocuk istemiyorsanız kırmızı meyvanın yerine yeşilini verin, sarısını verin, beyazını verin. Kırmızılardan uzak durun. Çünkü ders yaparken çocuğun konsantrasyonu iyi olmalı, asabi olmamalı. Onun için aileye deyin ki bakın kırmızı ürünleri azaltın. Yani yok etmeyin ama azaltın. Ha, bir kilo çilek yemesin kardeşim. 2-3 tane yesin. Yanına kil yesin, muz yesin, elma yesin ama elmanın da yeşilini yesin. Üzümün beyazını yesin. Kavun, karpuz yerine kavun yesin. Bunları yap. Hepsinin alternatifi var. Domates yerine salatalık yesin. Çikolata gibi ürünler özellikle biz bakır çok yüksek. Bunlar toksiteye kadar yol açıyor. Devam et. Mesela mikrodalga. Ya bu tür şeylerde sadece buzu çözmek için kullanın. Yani donmuş bir şeyi çözmek için ama pişirme amaçlı kullanmayın. Devam et. Yemekleri çok yavaş pişirin. Deniz ürünlerini tüketin diyemiyorum. Çünkü denizler kirlendi. Onun için deniz ürünleri yerine balık yağı tüketin. Yemeğinize her zaman çiğ meyve sebzeyle başlayın. Çiğ yiyin. Çünkü insanı Allah yarattığında nasıl yarattı biliyor musunuz? 80-85% çiğ meyve sebze yesin. Şimdi bizim modelimiz öyle. Bak maşınız ya. Maşımız 85% çiğ üretecek. Tahıl yiyecek. Geri kalan. Bir de proteini nereden alacak? Böcek. Çekirgeydi, solucandı, yılandı, bilmem ne varsa. Bakın, Müslümanların dışında herkes, bütün dünya vücuduna böcek girerek besleniyor. Dünya nüfusunun 1/4 böcekler yer. Çinliler kartalardan dağılıyorlar. Onlar baş maddelerinde yiyip, bir numarası da yazılıyor, böceklerden alınmış. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dünya Sağlık Teşkilatı bu sene bir açıklama yaptı. Açlığa karşı kardeşim direnmeyin, böcek yiyin dedi. Dünya Sağlık Teşkilatı. Çünkü bakın, böcek aslında insan vücuduna uygundur. Biz alışkın olmadığımız için yiyoruz. Bakın, bu çekirge şuraya koydum. Şimdi arkadaşım Çinli, ben Türk. Ben bunu görünce deyip kaçıyorum. O yakalamaya çalışıyor, yesin.
Bu bir kültür. Kültür bakın, kültür. Doğrusu. Alışkanlık. Hocam kaç tane yemek lazımmış? O da olmak. Şimdi insan tembel. O kadar böceği yakalayıp yemektense ne yapmış? Yakalamış bir öküzü. Vurmuş kafaya, indirmiş malı. Pişirmiş yemiş. Ama aslında insan et yemeye müsait bir canlı değildir. İnsan bağırsakları et sindirmez. O yüzden kasaba gidersin, et dersin, o der ki daha yeni kestik, dinlenmesi lazım, yarın ye. Aslında bir gün çürüsün. Çürümüş et yer insan ancak. Yani insan doğasında Allah tarafından yaratılış biçimi nedir biliyor musunuz? Leş yiyicidir. İnsan leş yiyicidir. Bakın, kusura bakmayın, üzülmeyin ama maalesef atalarımız leş yedi. Sonra ateşi keşfetti ki aynı işi yapıyor. Sonra leş yemek yerine ateşi tuttu, aynı işi yaptı ve eti öyle yedi. Ama ilk insanlar, atalarımız, diğer hayvanlardan kalan artıkları 3-5 gün sonra, çürüdükten sonra yedi. Çünkü sindirmiyor insan vücudu. Allah böyle yaratmış. Yapacağın bir şey yok. Yani şimdi Allah'ın yarattığına yalan mı söyleyeyim? Aynen böyle yarattı. Ama size bu tabii böyle anlatılmıyor. Diyor ki işte insan proteini şöyle yapar, böyle yapar. Ya kardeşim açık açık söylesene, insanoğlu leşleyicidir. Doğrusu mudur? Devam. Şimdi iyi yağlar. Sızma zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı gibi yağlar. Bir de flax oil dediğimiz. Flax. Keten tohumu yağı. Evet. Pamuk yağı. Pamuk değil. Pamuk yağı da dedik. Mesela işte doğal besin, hormonlardan uzak durun, antibiyotiksiz ürünler yiyin. Devam. Tabii ki genç hayvan olsun ki toksik maddeler az olsun. O yüzden süt danası deriz. Süt oğlak deriz. Kuzu deriz. Bir de akıllı olun. Bakın şeylere, karıncalara. Hepsi doğal değer. Hiçbiri margarine gitmiyor. Devam. Bu da bilinçli çocuk. Annesi bana mektup yazmış. Benim çocuğum iyidir şu gibi. O da demiş ki ben de yazacağım. Rapor yazmış bana. Ama bakın bir şeye dikkatinizi çekelim. Bakın 1, 2, 3, 4 sıralamış. Giriş, gelişme, sonuç yazmış. Altına imza atmış. Logosunu koymuş. Çünkü bu kızın adı Papatya. Ve bir hitap var. Cem amca. Etli puflarımı bir dakika. Etli puflarım, glutenli şeyler, şekerleme yemedim. Yapmadıklarını yazmış. Bir de yaptığını da yazmış. Vitaminlerini içtim. Şimdi diyeceksiniz ki hangi yaşlar etkili? Ya bu işin yaş sınırı yok. Bakın bu çocuğu bana getirdiğinde annesi, bu çocuk 26 yaşında. Kendisi bir psikolog, meslektaşımız. Üstelik Almanya'da psikoloji eğitimini almış. 30 yıla yakın Almanya'da yaşamış. Orada doğup orada büyümüş. Sonra 30 yaşından sonra Türkiye'ye gelmiş çocuk rahatsızlanınca. Sonra kocası da boşayıp kaçınca tek başına kalmış. Bana geldiğinde işte 50'li yaşlardaydı. Kadıncağız. Kafatasına vurmaktan şöyle, bu şöyle olur ya, böyle çökmüş içeride. 25 yıl kafasına vurmuştur. Niye biliyor musunuz? Karın ağrısı. Bir Allah'ın kulu onun karın ağrısının olduğunu anlayamamış. Ağrılarını kestik, yani bağırsağını düzelttik, kefir verdik, düzeldi. Arkasından toksik maddeleri vücuttan temizledik. 4 ay, sadece 4 ay yapabilir. Yok, bunu yok, hiçbir şey yok, ilaç alamaz. Sonuçta bakın, şuradan şuraya geldi. Bakın burada anneye bakıyor. Fotoğraf çekiyor. Burada havalara bakıyor. Rengine bakın, suların rengine. Burada annesi diyor ki, ne kadar yakışıklı olduğunu oğlum diyor. O da demin gülümsüyor. Bana telefon aç, dedi ki, oğlumun yüzünü güldürdü. 27 yıl sonra. Bu çocuk vefat etti.
Çünkü bu tedaviler sürerken diş dolgusu yapmaya için gittiler. Diş hekimiyle bir türlü derdini anlatamadı. Kavga ettiler. Sonuçta bu çocuğun ağzına bir amalgam dolgu yapıldı. Civa zehirlenmesi olan bir çocuğa amalgam dolgu yapıldı. Daha da arttı. Bağışıklık sistemi bir anda çöktü. Toparlamaya fırsat olmadan o arada böcek soktu ayağından. Bir böcek sokması, bakın. Bütün ayak şişti, sepsis gelişti ve septik şoktan çocuk öldü. Bir böcek sokmasıyla. Siz bir çocuğa bağışıklık sistemi düşükken civalı dolgu yaparsanız o çocuğu mahvedersiniz. O böcek sokmasaydı yaşayacaktı belki. Düzelmiş, zaman oldu ama tesadüf. O arada bir de böcek soktu. Fethiye. Ve öldü çocuk. Annesi benden rica etti ki bunu ne olur her konferansında göster. İnsanlara benim aldığım umudu göster. Ben çok şey gördüm. Ben çocuğumun yüzünün güldüğünü gördüm. Bunu gösterdim. Ve onun vasiyetidir yani. O yüzden her konferansta gösterir. Bu olayı da söylerim ki bir şeyin, diş dolgusunun nereye kadar, tam kapatalım da, nereye kadar bozabildiğini fark edin. Evet. Eğitim. Şimdi güzel kızlar, bu veletler benim hastalarım ve benim yanımda çalışanlarım. Sırbistan, Union Health Therapy Center. Oradaki sınıflar bunlar. Şimdi bakın, ben size oturup tek tek, yok sunrise'miş, yok ABA'miş, yok floor time'miş, yok efendim sensory integration'miş, yok auditory integration'miş, bu tür şeylere girmeyeceğim. Çünkü bunların hepsi Amerikalı'nın pazarlama yöntemleridir. Temelde bir şey düşünün, bakın. Her çocuk özeldir. Her çocuğun eğitim planı ailesiyle birlikte baş başa oturulup sosyolog, özel eğitimci, psikolog birlikte planlanmalıdır. Ve o plana riayet edilerek gidilirken çocuktaki değişimler aile tarafından eğiticiye bildirilmelidir. Eğiticinin de bunları dikkate alması lazımdır. O gün sabah gelmiş karın ağrısı içinde bir çocuğu matematiğe oturtamazsınız. O çocuğu egzersiz yaptırırsanız gazı çıkar, rahatlar, bir sonraki derse geçebilir. Programlar o gün sabah alakart olmalıdır. Tabldot şeklinde herkese aynı yemek verilmemelidir. Kişiye ve o güne özel bir eğitim biçimi olmalıdır. O yüzden derim ki eğitim şart. Aç. Gel geleyim, hemen geçelim. Cem Yılmaz'ı tanır mısınız? Evet. Çok bir komedyendir. Onun bir reklam filmi vardı. Yakalandı. Ne yaptın bunu? Vallahi bilmiyorum. Eğitimsizlikten eğitim şart dedi. Geçti şimdi. Millet gülüyor. Oradan o kliptendir bu. Eğitim şart. Devam. Ama onun bir tabiri. Böyle janjanlı. Yani böyle gösterişli eğitim kurum değil. Gösterişli ve bilgi dolu eğitimci önemlidir. Ben çocuğum otizm tanısaldan sonra eğitime gitme kararı verildiği noktada şunu yaptım. Bir sürü, ben çok tanınan bir doktordum. Yani otizmden önce nükleer tıpçı olarak da çok tanınan bir doktordum. Cumhurbaşkanı Demirel'in, Turgut Özal'ın, Şafar Murat Türkmenbaşı'nın, Romanya Devlet Başkanı falan hekimliğini yaptım. İyi tanınan bir adam. Herkes istiyordu ki çocuğunu, benim çocuğum o alsın. Reklam yapacak kendine. Cebbe bize getirdi, bizi tercih etti. Okul gezdik. Bazı yerler böyle çok muhteşem görüntü, yepyeni, dinlenme, işte her şeyi koymuşlar falan ama önemli olan çocuğun iletişim seçeceği hoca. Dolaşıyoruz. Dolaşırken bu uzun boylu bir tane sırık gibi bir adamın paçasına yapıştı bizimki. Dedim tamam, biz bulduk. Hoca bu. Ve bir şey değil mi size? 10 küsur yıl geçti üzerine, sonra şunu gördüm. En iyi hocayı seçmiş, biliyor musunuz? Çünkü o hoca bu çocuk için eğitim programına ne yapabilirim diye akşam eve gidiyor. Ya ben buna bunu bugün yaptıramadım. Ne yapsam da acaba bunu alsa diye. Akşam evinde yarın talebesine ne uygulayacağını düşünen bir hocayı seçmiş. Günlük olarak onun davranışlarına göre
programı değiştirebilen bir hocayı seçmiş. Onun için özel yöntem geliştiren, sadece ataya özel yöntem geliştiren bir hocayı seçmiş. Bakın böyle olmamız lazım. Bunu özellikle söylüyorum. Bakın böyle olmamız. O zaman başarılı olursun. Yoksa yöntem var ya, isimler konuyor, kategorize ediliyor. Herkes bir mal satıyor. Yok card sistemi, yok bilmem ne. Yani bunların hepsi aslında belik bir standart. O standart herkese uymaz. Bu şuna benzer. Buraya bir tane medium size t-shirt getireyim. Kimine uyar, kimine dar gelir, kimine bol gelir. Uyanlar çok memnun. Dar gelenler bağırıyor. Bol gelenler idare etmeye çalışıyor. Ona benzer. Onun için bakacaksınız, size'ını ölçeceksiniz o gün. O gün neye ihtiyacı varsa onu gidireceksiniz. Devam. Çocuğunuzun derslerini izleyin. Aileden hep bunu söylüyorum. İzleyin. Çünkü oradaki işlemi eve gittiğinizde siz de tekrarlamanız lazım. O genellemeleri falan siz yapacaksınız. Çocuğu bırakıp gitmesinler. İzlesinler. Tutun kulağından, otur şuraya izle. Kameradan ama, içeride değil. Ya da işte pencereden. Yani asla çocuk anneyi görmemeli. Devam. Tüm kurumlar için çocuğunuza yıllık plan, 3 aylık performans raporları hazırlamalı ve size bunu vermelidir. Bunun yükümlülük var aslında. Birçok ülke böyle yapıyor. Hangi girişim alanlarında olduğunu bilmeniz lazım. Ne hızla kadar ilerlediğinizi tespit edebilmeniz lazım. Siz bu tür şeyleri takip etmenizi sağlayın, belirlerini. Devam et. Kayıt tutulması lazım. Unutuluyor ya. Benim karşıma geliyor. Kalmış. Bir yılda ne yaptım? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kayıt. Davranış raporları, yapılan tetkikler, özel öğretim kurumlarından performans izlenmeleri vesaire her şey. Aileler kayıt tutmalı, bunu söyleyeyim. Devam. Ve hepsini psikolog desteği öneriyor. Çünkü inanın hepsinin ihtiyacı var. Yani otizmli bir çocuğu olan insanın sağlıklı olması ihtimali sıfır. Devam. Ama onlar size kendileri başvurmuyorlar. Siz de gel hanım diyemiyorsunuz. Ben uyarıyorum ki lütfen gidin hani psikoloğa siz bir şey deyin ki ben de sizden de destek alayım. Aile eğitimi şart bakın. Aile eğitimi çok önemli. Çünkü aileyi eğitmezseniz bir yere varamazsınız. Bu bir aile sorunu, bir çocuk sorunu değil. Tamam. O yüzden hep derim eğitsel ve psikolojik yardım alınız. Kendinize de çocuğunuza da bir ekstra şans veriniz. Devam. Sonuç hep böyle olmuyor. Tabii dünyayı kaldırmıyor çocuk. Başaramıyor her zaman. Tamam. Ama diyorum ya otizm nöroimmün bir klinik tablodur. Nöroimmün. Sinir sistemi ve bağışıklık sisteminin ortak hastalığı. Tamam. Bağırsaklarda başlar, sonuçlarını beyinde gösterir. Tedavi edilebilir. Tedavisi bireysel ve spesifiktir. Bakın bireysel bir tedavidir. Herkes de farklıdır. O yüzden asla birine iyi geldi, hadi buna da verin. Cut paste. En son tercih etmenizi olmalı. Denemeyin bile. Başlamak için asla geç değildir. O 27 yaşı o yüzden gösterdim. Tamam. Ama tedavilerdeki, yani bakın, semptomlardaki sıklık ve belirginlik arttıkça tedavilerdeki derinlik de artıyor. Mesela önce tabii ki eğitime yolumuz. Bir başlarız. Hani belki bir iki şeyi toparlar diye. Ama orada aslında iyi bir araştırma yapmak lazım. Çünkü araştırma yapmadan eğitime başlarsanız, 3 yılın sonunda da hiçbir şey elde edemezseniz, tedavi şansını da kaybediyor. O yüzden biyomedikal araştırma yapılmalı. Biyomedikal sorunu fazla değilse önce eğitime yollanmalı davranış tedavilerine. Bu arada çevre kontrolüne başlanmalı ve diyet uygulamaları mutlaka uygulanmalı. Daha ileriliklere nutrient terapiler, yani destekler, antioksidanlar vesaire. Olmadı işte bağırsak sisteminin düzeltilmesi lazım. Hazmı kolaylaştırmanız lazım. Bağışıklık sistemi tabii bundan çok ilişkili bir biçimde gidiyor. İşte burada devreye bağırsak düzeltilmesi geliyor. Ha detoks mesela. Ben öncelikle vücudun kendi detoks mekanizmasını iterim ki biraz daha çok çalışsın. Olmazsa dışarıdan ilaç vererek müdahale ederim. En son olarak da hiperbarik oksijen tedavisi. Bakın bu Anjou Osman
Treating Autism Conference İngiltere'de sunumdur. O sunumdan alınmıştır. Devam edelim. Benim tedavi stratejim de aynen onun gibidir. Ayrıntılı öykü ve fizik muayeneyi ben başa koyarım. Ayrıntılı laboratuvar testleri ki bunun içine MRT'de vardır, SPECT'de vardır, hepsi girer. Genetik analizlere varıncaya kadar. Ve ne yaparım bunlar olmazsa? İşte en son bu biyomoleküler nutrigenomik ve GC-MAP immunotherapy. Bu ikisini de devreye soktum. Son 3-4 yılda bunları da uyguluyorum. Biyomoleküler nutrigenomiki Avrupa'da yapan tek hekim benim. GC-MAP immunotherapy ise Avrupa'da yapan 3 kişiden biri. Diğer ikisi oldukça pahalı yapıyorlar zaten. Bir tek ben ucuzcuyum. Ben ucuzcuyum derken ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben sadece muayene ücretimi alıyorum. İşi size öğretiyorum. Siz kendiniz eczaneden satın alıp kullanıyorsunuz. Ben size nasıl kullanacağınızı öğretiyorum sadece. Böylece fiyat %1'ine falan geliyor. Evet, devam et. Otizm tedavisi hem inişli çıkışlı, hem virajlarla dolu, hem de çok uzun bir yol gibidir. Asla hızlı hareket edemezsiniz. Her zaman yolun durumuna göre hareket etmelisiniz. Değişkenlik arz eder. Unutmayınız ki her hasta özellikle genetik altyapısı, metabolik sorunları, bağırsak geçirgenliği, bağışıklık sisteminin verdiği yanıt, taşıdıkları toksinler, patojenler diğerlerinden farklıdır. Çocuğunuzun tedavisini başkalarından kopyalamayınız. Çocuğunuzun konumunu da başkalarıyla karşılaştırmayınız. Bazen gereksiz yere umutlanır, bazen de gereksiz yere üzülebilirsiniz. Tamam. Avrupalı aslında pes etti. Ben dedi otizmi beceremeyeceğim arkadaş, tedavi edemeyeceğim dedi. Ve Bionic Humanoid for Developmental Disorders for Youth. Yani engelli sorunlu çocuklar için bir biyonik, bakın insana benzer robot. Ne yapacak? Sizin yüzünüzü alacak, buraya koyacak. Tam benzemediği için de işte bu da teyzem denecek. Böyle robotlar planladı. Çünkü bu oranlar o kadar hızlı artıyor ki biz 2050'lere varmadan bir de biri bekliyoruz. Her çocukta nörolojik hasar. Kimi az, kimi çok. Şimdi az olanlar, çok sorunlu olanlara yardım edebilmesi için robot ihtiyacı var. Bu robotlar şimdiden planlanıyor bakın. Bir tanesi 4 milyon euro. Bir tanesi. Tabii bakın, University of Kent, Belçika, Almanya, İngiltere, bu neresi burası, Estonya, ondan sonra yine İngiltere, Fransa'nın National Center for Scientific Research falan hepsi bir aradalar. Robot firmaları var. Pal Robotics, şu bu bilmem ne. 3 tane, biri İtalya'dan, biri İspanya'dan, biri İngiltere'den. Bütün bunlar yan yana geldiler. Robot üretme projesi var. Nereden biliyorum? Devam et. Çünkü bu projede klinisyen olarak bir tek ben bakıyorum. Ve ben onlara öyle bir otizm tablosu çizdim ki herkese ayrı robot yapmaları gerektiğini gördüler ve bu proje şu anda askıya alınmak üzere, muhtemelen vazgeçecekler. Çünkü böyle bir şey olamaz ya. Neymiş efendim? Robotu gerekirse uzaktan kumanda edermiş. Uzaktan kumanda edecek birini oraya koyuyorsan 4 milyon euroyu bırak, sen o adamı koy, o yardımcı olsun çocuğa. Öyle biri varsa. Devam et. Mantık yok. Tek dertleri para. Sanayi geliştirecek, para kazanacak. Bu İngiltere'de Center of Excellence in Autism, Autism Treatment Trust benim 2007'den beri danışmanlığını yaptığım bir organizasyondur. Böyle bir proje yaptılar. Geç şunu. Bakın, böyle bir köy. İşte aileler kalacak, sağlık merkezi, eğitim merkezi, spor merkezi falan, işte kafeteryası, şu bu, tarım alanları, hayvancılık, meyve, sebze vesaire. Bir köy havasında. Böyle bir proje yapıldı ama devam et. Bu proje İngiltere hükümeti desteğini çektiği için, yani herkesten ekonomik kriz nedeniyle devam edemedi. Ama Amerikalı gerçekleştirmiş. Şuraya bakın. Devam et. Adamlar bunları yapıyorlar. Ben de şimdi birinci hanıma diyorum ki böyle bir şeyi Azerbaycan'a yapalım. Devam et. Şimdi internete giriyorsunuz, bir şeyler okuyorsunuz ve okuduğunuz her şeyi
genellikle orada yayınlanıyor diye doğru kabul ediyorsunuz. Çoğunlukla bu yapılıyor bakın, alışkan. Mesela televizyona biri mi çıktı? Aa çıktı, ünlüdür, aa iyi. Söylediği her şeye hemen... Bakın çok dikkatli, bu Türkiye'nin en ünlü Formsante. En ünlü spor ve işte diyet dergilerinden biri. Ne diyor biliyor musunuz? Bol arsenik, faydalı bir mineral olarak anlatıyor bunu. Cilde iyi gelirmiş. Yani doğru, o kadar arsenik olsa erkenden ölürsün, cildin hiç karışmaz. Devam. Doğru kaynaklar. Beslenme bülteni. Hocamız öldü ama burası devam edecek. Ben destekleyeceğim burayı. Otizm dünyası. Bunu benim eşim hazırlıyor. Bunu da bugün eklemiş bir sürü şey sunacağım. Bakın şu üç web sayfası Türkçe kaynaktır. Ve inanır mısınız dünyada daha fazla otizmle ilgili bilginin bir arada bulunduğu ikinci bir web sayfası, bunların dışında bir web sayfası bulamazsınız. Siz çok emek harcıyorsunuz. Devam. Heh, fotoğraf çekenler alsın. Tamam. Evet. Bizim atamız Manastır'da okumuştu. Ben de atayı atasının yanına götürdüm ki Manastır Askeri İdadesi Makedonya 2012 işte oğlanla birlikte Atatürk'ü ziyaret ettik. Şimdi ne geliyor? Bakın ata burada. Benim oğlan bu. Küçük hali. Bir film geliyor. Bu filmi çeviren kişiler geçen sene Altın Palmiye ödülünü aldılar. Böyle bir ne Ceyhan? Film mi? Film geliyor. Çekilecek. Haziran'da başlıyor. Bu filmin post production yapacak olan firma bundan 2 yıl önce Oscar aldı. Arrow. Oscar'ı alan company, Vertigo, bu filmin post production'ı. Yani Oscar'lı ve ödüllü iki ekip bu filmi hazırlıyorlar. Üç tane otizm ailesi var. Aslında tamamen gerçek hikayeler. Yani mesela 20 tane ailenin başına gelenlerden bir aile yaratıldı. Bir 15 taneden ikinci bir aile yaratıldı. Yaşanmış hikayelerden derlenmiş bir drama. Yer yer gülecek, yer yer ağlayacaksınız. Genellikle dağılayacaksınız. Ama çok gülünç sahneler de var tabii. Bir şey diyebilir miyim? Autism'le bağlı Temple Grandin hayatından bahseden ona bir toplamalı isterdim. Temple Grandin. Evet, autism'le bağlı da hem autism hastası olmuş hem de onunla bağlı özel muhazeleler çıkmıştı. Evet. Onun hayatıyla bağlı bir film var. Çok da ben çok güzel bir sadece Rain Man'e takılmayın. Temple Grandin'i ve daha başka şeyler de var. Kaç dakikamız kaldı? Öyle mi? 15 dakika. Zaman geçmiyor. Evet. Flash haber. En son haber. Son dakika. Son dakika haberleri. Özel haberler. Yeni haberler. Otizmle. Devam. Şimdi sorular soruyorsun. Şimdi otizmle beyin şekillerinin farklı olduğu düşüncesi yanlışmış. Kim demiş? İsrail Birliği'ndeki araştırma. Önceki çalışmalarda otizm insanların beyinlerinde diğerlerinden bazı alanlarda normalden daha büyük veya daha küçük olduğu denmekteydi. Ama bu İsrail araştırması bir fark olmadığını, bu farkın ancak %3 düzeyinde olduğunu, bunun da tıbben anlamlı olmadığını bildirdiler. İnternet web sayfası burada, buradan ulaşabilirsiniz. O yüzden flashları alın diyorum. Bunları tekrar okumanızı istiyorum çünkü. Devam. Brokoli ve turpiler otizm semptomlarına iyi geliyor. Niye? 13 Ekim tarihli National Academy of Science'da yayınlanan verdiği otizmle tekrarlayıcı obsesif davranışların azaltılmasında ve sosyalleşmelerin artmasına katkı sağladığına dair sonuçları almışlar. Ama uyarı, bakın. Bazı otizmlerde sülfür yolakları ile ilgili enzimlerde yani CDS mutasyonu ki bende var mesela o. Sox mutasyonu gibi mutasyonlarda bu tür ürünleri tüketenler ters teper. Yani her otizmli çocuğa brokoli yaramaz. Sarımsak soğanı iyi tüketemeyen, yediğinde böyle biraz rahatsız olan insanlar brokoli yememeli. Devam. Yetişkin otizmli kızların beyni tipik hemcinslerine kıyasla daha erkeksi. Burada ne var?
aslında erkeksi derken şöyle, yetişkin otizmlerde kız erkek arasında pek fazla fark yok. Normallerde fark var, kadın çok farklı düşünüyor erkekten. Ama otizmlilerde o kadınsızlığa gidemediği için daha erkeksi bir beyinde kalıyor. Niye erkeksi kalıyor? Çünkü erkek beyni daha primitif, basit düşünüyor. Ya erkekler kadınsı olmuyor işte. Erkekler kadınsı olsa dünyada zaten çok güzel bir dünya olur. Barış içinde yaşarız. İtişmeyiz, kakışmayız. Birbirimize yardımcı oluruz. Ama erkekler bu kadar saldırgan ve primitif varlıklar ki kadınlara dünyayı dar ediyorlar. Evet. Devam. Otizm ile bağlantılı gen dizimindeki değişiklikler babanın yaşı ile ilgili olabilir mi? Evet. Yaş ilerledikçe bu gen ilişkisi çok fazla oluyor. Genç babaların yavruları babalarından farklı 234 gen dizilimi ifade ederken yaşlı babaların yavruları 436 farklı gen ifade ediyor. Bu hayvan deneyi babayı yaşlandırdıkça daha fazla genetik mutasyon ve farklılık görmeye başlıyorsunuz çocuklar arasında. Devam. Down sendromu ile otizmin bir arada görülmesi mümkün. Evet. Bir sürü, şurada aslında çok güzel yayınlar var ama neyse. İngiltere'de 500 çocuk üzerinde bir araştırmanın verilerine göre Down sendromu çocuklar klasik otizm için kullanılan tarama testiyle değerlendirildiğinde %38'inin klasik otizmini veya otizm spektrum içinde yer alan diğer yaygın gelişimsel bozukluk taşıdıkları tespit edilmiş. %38'i aynen otistik bulguları gösteriyorlar. Down'da. Çünkü Down sadece bir genin bozulması değil. Birden fazla bir sürü gen de bozuluyor. Yani bakın bir gene takılıp kalıyorlar orada. Aa bunda Down var. Bu işte geçmez. Genetikte bilinen. Ama Down'a eşlik eden aynı anda 40-50 tane metabolik problem daha var. Bunları bir kısmını hallettiğinizde o Down'lı çocuk çok düzeliyor. Bakın çok bir devlet başkanının torunu bana geliyor. Dur. Dur. Bitti çünkü olay. Down'lı artı otizmli artı iki adım atıyor düşüyor. Bez bağlı. Tek kelime konuşmuyor. Hiçbir şey anlamıyor. Böyle bir çocuk. Şu anda bez yok. Yürüyüş normal, koşuyor. Kelimeler mükemmel. Algı harika. Sınıf birincisi de falan. Şimdi bakın. Damlı duruyor ama. Çekik göster duruyor. Ama beraberindeki sorunları hallettiğiniz için o artık çok başarılı bir damlı. Evet. Hocam, otizmli. Hocam bir soru. O zaman yani otizmle olan şanslı olan problemler, yani otizmli çocukta olan problemler, yani beyinde varsa falan. Down'da da var. Var. Mən elə gəlir ki, bu sual burada oturanların hamısı üçün maraqlı. Bu zaman psixoloqun üzərindən nə düşür, əgər bu qədər tibbi problem varsa? Şimdi bakın, bunlar sonuçta nə yapıyor? Bir davranış bozukluğunu ortaya çıkarıyor. Bu çocuğun aynı anda psikoloğa ihtiyacı var. Hem de hekimle. Hekime de ihtiyacı var. Söylemeye çalıştığım şey şu. Şimdi ne yapıyorlar? Bu mental bir problem gibi görünüyor ya sonuçta. Hekime hiç gitmiyor. Sonra bu sorunla sen uğraşıp duruyorsun. Uğraşıyorsun, kendini veriyorsun, kafanı patlatıyorsun ama aile bakıyor ki sana, ya bu ne biçim psikoloji, hiçbir işime yaramıyor diyor. İşte hiçbir işime yaramıyor diyor. Halbuki, o diyorum ya, hani burayı halletsem, sen daha iyi iş yapacaksın ve o zaman diyecek ki çok iyi bir psikolog, evet. Bana yardımı oluyor. Bakın bunu istiyordum soruşmak. Ama bizden mesela psikologlar var. Bak baştan beri ne diyorum bakın, ben bu kompüterin, otizm denilen kompüterin, hardware'ini, yani parçalarını düzelteceğim. Siz bu tamirattan sonra üstüne software koyacak kişi sizlersiniz. Ne ben siz yapabilirim, ne siz bensiz yapabilirsiniz. Bensiz yola çıktığınız zaman çok başınız ağrıyacak, onu söylüyorum. Kaliforniya Üniversitesi
Sandiye Fıtır Fakültesi'nde araştırmacılar uyku hastalığı tedavisi onaylanmış ve neredeyse bir asırlık bir ilaç olan insan biyolojik yaşına göre 30 yaşa tekabül eden farelerde nörolojik bozukluk senformunu geri çeviriyor. Üstelik de tek dozda suranin. Otizm farelerde tek doz suranin otizm semptomları geçti. Bu yıl insan deneylerine başlanacak. Bakın bu bir haber. Bu yıl suraninle ilgili deneyler başladı. İnsan deneyleri. Bunu bir tesadüf sonucu buluyorlar. Aslında 100 yıllık bir ilaç. Birden fark ediyorlar ki otizm semptomlarını belirgin olarak azalttı. Ne ilacı hocam normal? Bu bir uyku ilacı. Uyku hastalığı. Hani uyumaya meyli var ya sürekli. Bu çeçesine sokmuş gibi. Onlarda uyku hastalığını rahatlatan bir, düzelten bir ilaç. Tek doz kullanımda bir anda farede bütün o semptomlar kalmış. Bu 17 Haziran 2014'te şu dergide bakın. Translational Psychiatry'de yayınlandı. Devam et. Otizmin evrensel belirtilerinden biri metabolizma bozukluklarıdır diyor. Buranın direktörü. Hücre metabolizmasına katılan toksik kimyasal ve beraberindeki küçük moleküller ömrünü korumak için hale şeklinde bir zırh oluşturuyor. Ben demin bahsettim ya, virüsler vücuda yerleşiyorlar, uzun süre kalır, işte böyle kalıyorlar. Bakteriler gibi mikroplar ya da fiziksel kuvvetler tarafından diğer kirletici kimyasal maddelerce tehdit veya hasar görmüş hücreler normal bağışıklık tepkisinin bir parçası olarak savunmaya geçiyorlar. Hücre membranlarını kalınlaştırıyorlar. Kendilerini koruyor. Ne oluyor? Düşman duvara ateş edince sen duvarın arkasına bir şey daha koyuyorsun. Kapıya gelince arkasına bir şey koyuyorsun. Onun gibi. İç metabolik süreçlerin en önemlisi mitokondriler değişiyor ki bunlar hücrelerin enerji santralleridir. Bu değişim hücre içi ve hücreler arası iletişimi büyük sekteye uğratıyor. Bu tehlike yanıtı uzun süre devam ederse sonuç kalıcı olur. Yani o kapının arkasında her şey yırmışsan çok uzun sürerse bu muhasara orada bırakırsın. Orada duvar oluşur. Sen de bu süre dışarı çıkamazsın. Devam. Hücreler savaşan ülkeler gibi davranır. Bir tehdit başladığında onlar komşularına bile güvenmez ve sınırlarını sertleştirerek korumaya alırlar. Ancak dışarısıyla sürekli iletişimi olmayan hücreler sonunda farklı çalışmaya başlarlar. İran kendini kapattı ve farklı bir noktaya gitti. Bambaşka bir yaşam biçimine girdi orada insanlar. Mesela Arnavutluk yaptı orada yıllar önce Enver Hoca döneminde. Kapattı kendini. Sonra dünyaya açıldıklarında Arnavutlara ben gidiyorum sürekli. Bakın çok şaşkınlar. Hani böyle adamı uyutmuşsun da 40 yıl sonra uyandırmışsın. Dünyada renkli televizyon var, cep telefonları var. Onlar mı? Çoğu yemiyor. Onlara değişik geliyor. Bu ne falan diyorlar. Yani 30 yıl, 40 yıl öncesindeler çünkü. İşte hücreler de öyle oluyor. Nöronlar bu durumda gereğinden az ya da çok sayıda bağlantı yapmak zorunda kalıyor. Otizm ile ilişkili olarak bakıldığında hücreler birbirleriyle iletişimi durdururken hangi alanda bozulma yaşandıysa o alanda ilgili fonksiyon azalır. Örneğin çocuklar konuşmayı veya iletişimi keser. Ağır metal etkisi. Demin ne dedim ben başlattım. Mitokondri içine girer dedim. Spek yaparken de ne yapıyoruz? Mitokondri içine giren bir madde bağlıyoruz. Niye mitokondriyal fonksiyonları takip etmek zorundayız? Çünkü bunlar hep mitokondriyal. İnşallah bu ilaçla bir başarı sağlanır. Ben bundan çok umutluyum, onu söyleyeyim. Devam edin. Otizm çocuklar annelerinde de duysal farklılıklar var mı? Evet. O yüzden lütfen bu annelerin yakasını bırakmayın. Duysal uyaranlara verdiği tepkiler otizmli annelerin genel popülasyon kıyasla daha sıra dışı bulunmuştur. Devam et. Hava kirliliği. Otizmin içine dair yeni bir araştırma sonucu. Rochester Üniversitesi. Erken yaşlarda hava kirliliğine maruz kalan otizm ve şizofreni bireylerde gözlenen beyin genişlemesi gibi zararlı deliklerin bir nedeni olabileceği sonucuna varıldı. Geç. Otizm çocukların anne karnındayken hormon düzeyleri diğerlerinden çok farklı. Daha anne karnındayken. İngiltere, Danimarka. Bakın 128 erkek çocuğun amniyot sıvısını inceleyerek bu tanıları koymuşlar. Özellikle erkek bebeklerde testosteron ve kortisol seviyeleri doğal gelişim gösteren erkeklere kıyasla anlamlı düzeyde farklı bulunmuş. Yani amniyot sıvısına bakmak
ileriki çocuğun otizmi gelip gelmediği konusunda bir test yöntemi olabilecek. Bunun üzerinde çalışıyorlar şu anda. Daha olmadı. Dortmund College, Öğrenme ve Yoksulluk Laboratuvarından gelen yeni çalışma. Sadece 12 dakikalık egzersiz bile dikkati ve okuduğunu anlamayı geliştiriyor. Bakın, derslere başlamadan aslında sabahları, haydi çocuklar, Çinliler, Japonlar her sabah çıkıyorlar hep birlikte. Ve günü öyle başlıyorlar. Bakın günü öyle başlıyorlar. Derse başlamamıştan önce. Derse başlamadan önce bakın 12 dakikayı. 12 dakika devam. Bitiriyoruz. Otizmi çevresel faktörle ve genetik eşit oranla etkilediği gösterildi. Yıllardır bizde bir tabir vardır. Çok özür dilerim. Kıçını yırtmak diyoruz. Bağırırken böyle. Yıllardır kıçımı yırtıyorum. Otizmde çevresel faktörler en az genetik kadar etkili diye nihayet 2 milyon çocuk tarandı. Bakın 2 milyon. Ve hepsi İsveç'te. İsveçli çocuklar tarandı. 82 ile 2006 yıllarında İsveç'te doğan 2 milyondan fazla çocuk verilerini kapsıyor. Akrabalık bağları, aile psikolojik hastalıklarının bağları gibi tüm ailesel olasılıklar değerlendirildi. Bugüne kadar otizmli ailelerin için yapılan en büyük katılımlı araştırma ayrı bir önem taşıyor. Çevresel faktörlerle ailesel genetik etkisinin eşit oranda olduğu ortaya çıkmıştır. Bu Amerikan Tıp Derneği dersine yayınlandı ve bunu yayınlayanlar şunu da söylüyorlar. Açıkçası biz bu kadar etkili olduğunu itiraf edelim ki beklemiyorduk. Ama bu çıktı, kabullenmek durumundayız. Devam. Amerikan Pediatri Dergisi, otizmde sindirim sistemi bozukluğuna dikkat çekti. Nihayet, çok şükür. 80'den 2012 yılları arasındaki bütün yayınları tarıyorlar. Medline'da, PubMed'de, burada yayınlanmış bütün yayınlar tarıyor. Bir mega analiz yapılıyor, yeni başlar. Yüzlerce test, makale taranıyor. 15 tane makale buluyorlar ve bu makalelerin ortak verilerine baktıklarında bu çocuklarda kabızlık, ishal, karın ağrısı şikayetleri gözlüyorlar. Devam. Otizmli çocuklarda bebeklerle soyalı formül mamalar arasındaki olasılık. Bakın süt yerine soyalı süt kullanılan Amerikalı çocuklarda yapılmış bir çalışma. Süt proteinini soya proteini içeren mamayla beslenmiş otizmli çocuklarda daha yüksek oranda nöbet geçirdiği, epilepsi geçirdiği ortaya çıkartılır. Devam. Vitamin D düşüklüğü beyin hasarı yapıyor. Kentucky Üniversitesi söylüyor. Birkaç ay boyunca düşük vitamin D ile beslenen ortaya atışlık varlığın beyninde serbest radikal hasarı gelişmiş. Devam. Otizm, dikkat eksikliği ve astım tanısında artışta parasetamol, asetaminofen. Bakın ne yapıyor? Parasetamol, sistein antagonistidir. Sistein de glutatyonun ön maddesidir. Sisteinden glutatyon üretimini durdurduğu için toksinlerin vücutta birikmesine ve sonuçta beyin hasarına gidiyor. Ülkemizde çok fazla parasetamol kullanımı var. Çocuklar ateşe düştüğünde lütfen antipiretik kullanmadan önce çocuğu banyoya koyun, su doldurun, vücut ısısında atın içine oyuncakları, suyun içinde oynasın. Bir yarım saat, bir saat oynasın. O su yavaş yavaş soğuyacak, oda sıvısı inerken çocuğu periferik yoldan soğutacaksınız. Ha bununla başaramıyorsanız o zaman antipiretik, o zaman ne yapacaksınız? İbuprofen. Evet, devam. Bitkisel bir lipid olan fosfatidilserin dikkat etsin, hiperaktifliği azaltmada etkili olduğu açıklandı. Fosfatidilserin kullanmayan kontrol grubundaki çocuklara göre oldukça olumlu gösteriler, gelişmeler göstermiş. Geçiniz. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Açınız. Evet. Yaşasın arkadaşlar.